Günaydın. Bugün 10 Nisan Pazartesi. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında Medya Terapi'ye hoş geldiniz. Geçen çarşamba sabahı vedalaşmıştık. Perşembe ve cuma günleri burada yoktuk. Çok kısa süreli, biraz minör sayılabilecek bir sağlık sorunu nedeniyle hani derler ya Formula 1 yarışlarında pit stop'a çektik arabayı diye. Biraz bakım yaptırdık, biraz gözlem yaptırdık. Sağ olsun değerli kardiyolog uzman arkadaşımız Utku Bey'in yardımlarıyla yine sağlığımıza kavuştuk. Daha doğrusu çok ciddi bir sorun olmadığı ortaya çıktı. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Yine hafta içi her sabah saat 11'de yaptığımız gibi Medya Terapi'de sizlerle gündemi değerlendireceğiz. Gündemin en önemli başlıklarından biri hiç kuşkusuz dün akşam saatlerine doğru Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan siyasi partilerin milletvekili seçimi için aday listeleri, ittifakların listeleri diyelim. Büyük ölçüde ittifaklar karşılıklı geçişken listeler hazırladılar. Birbirleri lehine feragatta bulundular. Birbirlerinin listelerinden adaylar gösterdiler. Bazı partiler direkt kendi listeleriyle girdiler ama çok yoğun bir tartışma yaşanmaya başlandı. Yani kim, niye, nereden, niçin, hangi partinin listesinde ne hakla, niye oradan gösterildi gibilerden dünden beri tartışmalar var. Ama tabii bu tartışmalar birkaç gün içinde, belki bir iki hafta içinde de geride kalmaya mahkum tartışmalar. Çünkü son derece hayati bir seçime gidiliyor. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de milletvekili seçimleri anlamında çok önemli, tarihi bir seçime doğru gidiyor Türkiye. Listelerdeki isimleri, listelerdeki paylaşmayı, karşılıklı alan paylaşımını hepsini detaylı bir şekilde analiz etmeye çalışacağız. Önümüzdeki dakikalarda Ankara kulislerini, Ankara siyasetini çok iyi bilen bir meslektaşımızla bunları konuşacağız. Sevgili Zeynep Gürcanlı bizlere yardımcı olacak bu listeleri anlamakta ve analiz etmekte. Tabii ki deprem meselesi yine gündemimizin en önemli maddelerinden biri olmaya, hatta ilk maddesi olmayı sürdürecek. Çünkü 64 gün geçti depremin üzerinden, hala çok önemli sıkıntılar yaşandığını biliyoruz orada. O sıkıntıları hatırlayacağız, hatırlatacağız ve üzerinde değerlendirmelerimiz olacak. Tabii ki seçime 34 gün kala seçmen listelerinde konuşacağız. Bu listelerin ayrıntılarını biraz hani deyim yerindeyse kurcalamaya çalışacağız. Siyaset gündeminde tabii seçmen listelerinin haricinde propaganda kampanyası da tam gaz devam ediyor. Yani seçimin ağır topları, başta Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hem videolarla hem de orada burada toplantılarla halka hitap ederek vatandaşları seçime hazırlamaya çalışıyorlar. Hani deyim yerindeyse havaya sokmaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta sonundan başlayarak yayınladığı peş peşe videolar vardı. Bu videoları ana akımdaki bazı kanalların, yani yandaş dediğimiz kanalların ve böyle hani hafif yarı yandaş denilebilecek kanalların da yayınlamayı reddetmesi demokrasi açısından önemli, ağır bir leke olarak da tarihe geçti. Yani hani özgür bir yarışma, özgür ve adil bir seçim yarışması ya da yarışı olacak şeklindeki iddialar da bu şekilde havada kalmış oldu. Kılıçdaroğlu'nun o videolarını ve o videolarla vermeye çalıştığı mesajları değerlendireceğiz. Tabii o videoların bazılarında ekonomiye ilişkin önemli saptamalar, önemli değerlendirmeler vardı. Soğan, patates, soğan gibi çok temel gıda maddelerini konuşuyoruz. Yaklaşık 30 liraya satılan patatesin ve soğanın nasıl buralara yükseldiğini de anlamaya çalışacağız. Hafta sonunda yine her zaman olduğu gibi Semt Pazarı'na şöyle bir uğradım. Orada el yakan fiyatları maalesef hep birlikte gördük, görmeye devam ediyoruz. Sadece Semt Pazarı'nda değil, bakkalda, markette, işte o kahvaltılık raflarındaki fiyatlarda, zeytinin fiyatı, peynirin fiyatı, tereyağın fiyatı, bunların hepsi aynı şekilde seçim düzleminde ya da seçime doğru yol aldığımız sırada hepimizin önemli gündem maddelerinden biri. Gündemin önemli maddelerinden biri yine bu fiyatlar üzerinden bir etiket tartışması başladı. Daha doğrusu bir sticker ya da o yapışkan etiketlerden biri cuma, cumartesi günleri kamuoyunu fazlasıyla meşgul etti. Çünkü bir değerli genç arkadaşımız fiyat etiketlerinin üzerine, daha doğrusu ürünlerin üzerine
o pahalılığın nedeni olarak senin sayende ya da sizin sayenizde diyerek Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin resimlerini iliştirerek çok önemli, anlamlı bir siyasi propaganda kampanyasının fitilini ateşledi. Bir süreliğine gözaltına alındı ama neden dolayı gözaltına alındığı da açıklanamadı. Çünkü öyle bir şey suç teşkil etmiyor, öyle bir hareket suç teşkil etmiyor ve o yürekli arkadaşımız gözaltından sonra, yani serbest bırakılırken, nerede kalmıştık diyerek bu kampanyanın ve bu girişimlerin devam edeceğini vurgulayarak önemli bir cesaret örneği gösterdi. Yani hem yaşıtlarına, gençlere ve hem de bütün Türkiye'ye korkudan sakınmaları ya da korkudan uzak durmaları ve demokrasi mücadelesinde böylesine cesur ve anlamlı adımları atmaları ve atabilecekleri mesajını da vermiş oldu. Gelin gündemin ilk başlığıyla, yani her zaman yaptığımız gibi, 60 küsur gündür yaptığımız gibi depremle başlayalım. Depremin üzerinden 64 gün geçti. 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremler sonrasında Türkiye'nin 11 ilinde bir yandan tabii enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz henüz kaldırılamamış vaziyette. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü enkazın altında hala sayılmayı bekleyen ve saptanıp kayda geçirilmeyi bekleyen cenazeler olduğu gerçeği var. Resmi sayı 50 binin biraz üzerinde ama bunun artmasından endişe ediliyor. İlk günlerde de söylemiştik, hani o bina sayısı, daire sayısı, dairelerde yaşayan insan sayısı ve tabii ki depremin o gün, yani 6 Şubat sabahı saat 04:17'de yaşanmış olması nedeniyle nüfusun büyük bir bölümünün de uykuda olması, yani dairelerinde, evlerinde, yataklarında bu depreme yakalanmış olması, ölümlerin ve yaralanmaların çok daha yüksek oranda ya da yüksek sayıda olacağının bir işareti olarak gösterilmeye çalışılıyor. Hep eleştirdiğimiz bir şey var. Hala aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönettiğini zanneden ama hiç yönetemediği, savrum savrum savrulduğu her fırsatta bir kez daha, her olayda bir kez daha ortaya çıkan iktidar, depremdeki kayıplarımızın, yani insan kaybımızın, can kaybımızın, mal kaybımızın henüz envanterini tutabilmiş değil. Doğru düzgün o sayıları saptayabilmiş değiller. Bunun içinde ölenler, bunun içinde yaralananlar, bunun içinde sakat kalanlar ve bunun içinde maalesef kaybolanlar da var. Kaybolanlar, kayıp çocuklarımız, kayıp insanlarımız hala bunların tam olarak kaydı tutulabilmiş değil. 21. yüzyılda, yani 2023 senesinde hala bu kayıplarımızın tam olarak hesabını tutamayan, beceriksiz, iflas etmiş ve bu enkazın altında kalmış, 11 ildeki o devasa enkazın altında kalmış bir iktidar partisinden, bir iktidardan söz ediyoruz. Deprem bölgesinde çok ciddi sorunlar hala devam etmekte. Mesela bu sorunlardan bir tanesi, İnsan okuduğu zaman, insan dinlediği zaman, hatta şimdi söylerken bile o insanların yerine, yani bu krizi yönetemeyen, bu krizde vatandaşı hala mağdur durumda kalmasına neden olan, vatandaşın mağdur durumda kalmasına neden olan yöneticiler adına utanıyorum. Niye biliyor musunuz? Çadır kentlerde ve konteyner kentlerde ya da çadırların ve konteynerlerin kurulduğu, depremzedelerin geçici olarak barındığı yerlerde olmayanlar, orada ikamet etmeyenler, onun dışında belirsiz bir şekilde kendi imkanlarıyla, belki de çoğu çadır ve konteyner bulamadığı için, alamadığı için, hatta kendilerine verilmediği için sersefil, perperişan ortalıkta dolaşanlar yardımlardan da yararlanamıyor. Evet, yardım istemeye gittiğinde, yardım talep etmeye gittiğinde sen çadır kentte yaşamıyorsun, sen konteyner kentte yaşamıyorsun diye, yani kayıt altında değilsin diye o insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Peki ne yapması lazım bu insanlar? Hırsızlık mı yapacaklar? Ya da gidip kendi yardım malzemelerini kendileri mi üretecekler? Aradan geçmiş 64 gün. 64 gün içinde sen bu insanlara çadır sağlayamamışsın, konteyner sağlayamamışsın, gıda ihtiyaç maddeleri sağlayamamışsın, sağlıklı su ihtiyacını giderememişsin, ilaç sağlayamamışsın hastalara ve yaralılara, çocukların en temel ihtiyaçlarını sağlayamamışsın.
Yani eğitim işte ihtiyaçlarıydı, şuydu buydu. Kadınların işte hijyen ihtiyaçlarını ya da malzemelerini sağlayamamışsın. Doğru düzgün akarsu sağlayamamışsın. O yüzden doğru düzgün banyo alamıyor bu insanlar. Ve tabii ki salgın hastalık riskiyle karşı karşıyalar, mikroplarla karşı karşıyalar. Ve bu insanlara hala bu temel ihtiyaçları götürememiş bir yönetim. Sen çadır kentte değilsin, sen konteyner kentte değilsin diye o tür gerekçelerle bu ihtiyaçlarına da cevap vermiyor maalesef. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ana kadar 58 bin konteyner sağlandığını söyledi bölgede. Bunun bir ay içinde 100 bine, iki ay içinde 200 bine yükseleceğini söyledi. Bu hızla, yani tabii ki bunlar seçime dönük bir takım sayılarla oynamak, sayı cambazlığı falan yapma çabaları ama seçime kadar bunların sağlanıp sağlanamayacağını, işte seçime kaç gün var? 34 gün var. Yani bir aydan az bir süre kaldı. Seçime kadar da bunu sağlanamayacağı ortada. Bugüne kadar 58 bin konteyner sağlamışsın. Yani aradan geçmiş 64 gün. Önümüzdeki 34 gün içinde de efendim neymiş? 2 ay içinde de 200 bin konteyner sağlayacaklarmış. Bir yandan hep söylediğimiz gibi seçim odaklı bir propaganda faaliyetinin aracı olarak kullanılıyor oradaki felaket ve felaketin sonrasında ortaya çıkmış olan manzara. Bakın ihalelerden bahsediyoruz hep. Yani paldır küldür orada işte bir an önce inşaat yapalım. O inşaatların temel atma törenlerini ya da belki de işte birkaç evin tapularının teslim edilmesinde kurdele kesme törenleri, anahtar teslimi ya da tapu teslimi törenleri yapalım. Bunu da seçim için bir oya devşirmek vesilesi olarak kullanalım ya da vasıtası olarak kullanım çabası içindeler. Ama bunu yaparken bile yine bugüne kadarki iş görme biçimlerinin bir yansımasını ortaya koyuyorlar. Nedir o iş görme biçimleri? O ihaleleri hep yandaşlara paslamak, hep yandaşlara vermek. Bakıyorsunuz geçmişte iktidardan hep ihaleler almış, özellikle de bu toplu konut ihaleleri almış, kritik yerlerde toplu konut ihaleleri almış müteahhitler yine aynı ihaleleri kazanarak arkadan geliyorlar. Yani hani kuyruğu böyle bypass edip onlar geçiyorlar ortaya. Bir kere zaten bu inşaat faaliyetinin alelacele, hiçbir planlama olmadan, hiçbir zemin etüdü olmadan, adeta yangından mal kaçırırcasına, ki gerekçesi de belli, işte seçime ne kadar çok ev, seçime kadar ne kadar ev yaparsak o kadar iyi anlayışıyla, bir yandan da burada da bir kayırma çabasını görüyoruz. Yandaş müteahhitlere hep belirli bir liste var. O listedeki müteahhitlere verilen inşaatlar. Bir yandan kırsal kesimlerde, yani hani şu ana kadar bahsettiğimiz olaylar hep kentlerle ilgili. Kentlerde şu gördüğünüz yıkılmış, işte yarı hasarlı, ağır hasarlı binaların yıkım ihaleleri, enkaz kaldırma ihaleleri, bir yandan da işte oralara yeni konutlar yapılması çabasından söz ediyoruz ki burada hala çok daha erken bir dönemdeyiz. Hala dediğim gibi kaybın envanteri, kaybın bir kaydı tam olarak tutulabilmiş değil. Ama tabii biz hep kentlerden söz ediyoruz. Kırsalda ne oluyor? Tarımla uğraşan insanların yaraları sarılmaktan ne kadar uzak ya da ne kadar yakınız, onu kimse bugüne kadar tam olarak konuşmuyor. Zaman zaman muhabirlerin gidebildiği, erişebildiği yerlerde tarımla uğraşan nüfusun sıkıntıları ekrana taşınıyor. Bizim de muhabirlerimiz zaman zaman işte Malatya'da olsun, Kahramanmaraş'ta olsun, Hatay'da olsun, başka bölgelerde olsun, Antalya'da, Antakya'da olsun ya da Adıyaman'da olsun, orada bir takım insanlarla konuşmalarından manzarayı sizlere aktardılar. Çiftçiler hala yem desteği istiyorlar. Yani hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem desteğine ihtiyaçları var. Çünkü hayvanları ortada kalmış durumda. Ahırları yıkılmış. Hayvanlarının pek çoğunu zaten kaybetmişler. Ama ellerindeki araç gereci ve ellerindeki maddi varlıkları da yitirmiş insanlar bu hayvanların hayatta kalabilmesi için ve tarım faaliyetinde ya da hayvancılık faaliyetinde bir değer olarak hayatlarını devam ettirebilmesi için yem desteği istiyorlar. Henüz bu da sağlanabilmiş değil. Sağlanabilen yerlerde yine yandaş gözetilerek, taraftar gözetilerek filan bu yardımlar dağıtılıyor ve bunun karşılığında da pek çok insan
bu sektörde ciddi bir yıkım yaşıyor. Ciddi bir yıkım yaşıyor hayvancılıkla uğraşan insanlar. Ve gelelim yine insanların en temel ihtiyaç maddelerine. En temel ihtiyaç maddeleri derken bir kere tabii en başta yiyecek, içecek, suyu filan her zaman söylüyoruz. Daha sağlıklı suya erişim yok oradaki insanların büyük bir çoğunluğunun. Biliyorsunuz ilk günlerde şehir şebekelerinin yani su dağıtım şebekelerinin ciddi ölçüde hasar görmesi nedeniyle bir kere sağlıklı içilebilir, hatta kullanılabilir, işte ne bileyim yemek pişirilebilir ya da hatta banyo alınabilir nitelikte suyun olmadığı, orada çeşmelerden akıtılamadığı gerçeği var. Bir yandan da buna bağlı olarak yani insanların düzenli ve sağlıklı bir şekilde hani normal zamanda, afet zamanından önce yapabildikleri banyonun sıklığı tabii ki çok farklı bir hale geldi. Yani aynı sıklıkta banyo alamıyorlar insanlar. Ne yapacaklar? Sürekli çamaşır değişmeleri gerekiyor. Maalesef bunu söylerken bile insanın yüzü kızarıyor. Fakat çamaşır ihtiyacı, iç çamaşır ihtiyacı giderilebilmiş değil. Günlerdir, haftalardır buradan söylüyoruz yetkililere. Bakın bu öyle ihmal edilebilir bir ihtiyaç değil. Bir insanın 3 gün, 4 gün, 1 hafta, 2 hafta aynı çamaşırla dolaşabildiğini düşünebiliyor musunuz? Bir düşünün, kendinizden düşünün. Kendinizden bir örnek almaya çalışın. Bu katlanılabilir bir şey değil. Ve oradaki insanlar kadınlara mikrofon tutulduğunda utanarak söylüyorlar muhabirlere. Ve orada işte yardım çabalarını yürüten insanlara ne olur buraya bolca iç çamaşırı gönderin diye. Çünkü sürekli olarak giyilip atılmak zorunda kalan çamaşırlar var. İç çamaşırı ihtiyacı çok ciddi bir ihtiyaç. Yine kadınların hijyenik ped ihtiyacı. Bunlar öyle çok kolayca yani toplumsal alışkanlıklar ya da toplumsal gelenekler açısından çok kolay dile getirilebilen şeyler değil ama biz onların adına buradan dile getirmek istiyoruz. Ne olur? Gerek resmi gerekse sivil yardım kuruluşları oraya yardım ihtiyacını gönderirken ya da yardım ihtiyacıyla ilgili listeler yaparken bunları göz önünde tutsunlar. Evet, yiyecek, içecek, içme suyu vesaire filan ama yani burada çamaşır ihtiyacının da önemli öncelik taşıyan ihtiyaçlardan biri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kadınların hijyenik ped ihtiyacı. Yine salgın hastalıklarla mücadele edebilmek için sağlıkçıların, sağlık çalışanlarının hep altını çizdiği bir şey. Önleyici hekimlik, koruyucu hekimlik anlamında orada ilaç ihtiyacının hala en üst seviyede olduğunu hatırlatmak lazım. Sağlık sistemi tabii ki çökmüş. Diğer bütün resmi sağlık hizmetleri olduğu gibi çökmüş vaziyette ve o hala henüz tam bir normale yaklaşık normale yaklaştırılamamış durumda. Hatırlayın, kamu hastanelerinin pek çoğunun çökmesi, aile hekimlerinin kendileri çalıştırdıkları, işlettikleri, daha doğrusu hani kendileri parasını ödeyerek faaliyet gösterdikleri binaların çoğu çökmüş durumda. Onların bir kısmı konteynerlerde, bir kısmı sahra hastanelerinde, bir kısmı da böyle derme çatma yerlerde hizmet veriyorlar. Dolayısıyla o koruyucu hekimlik ya da aile hekimliği hizmeti de önemli ölçüde sekteye uğramış durumda. Bu nedenle oraya gönüllü sağlık hizmeti gitmesi, yine bu çok sayıda bol miktarda ilaç yardımı yapılması gereği var. Kısacası deprem bölgesinde yaraların sarılması noktasına hala çok uzak olduğumuz gerçeğiyle karşı karşıyayız. Aradan 64 gün geçmiş ve deprem bölgesinde yapılması gerekenleri hala yapamamışız. Neye rağmen? Muazzam miktarda, muazzam boyutlarda sivil toplum çabalarına rağmen. Sivil toplum çabaları da biliyorsunuz ilk günlerden itibaren engellenmeye çalışılıyor. Yok efendim falanca dernek gelmesin, yok efendim falanca parti oraya girmesin, yok efendim filanca grup orada faaliyet göstermesin, devleti güçsüz ve aciz göstermeye çalışıyorlar. Devlet güçsüz ve aciz olduğunu zaten ilk günlerden itibaren itiraf etmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst makamındaki kişi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı gitti oraya, dedi ki ya biz birkaç gün buraya gecikmeyle gelmiş olabiliriz. Hakkınızı helal edin dedi. Sizden helallik istiyorum dedi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, daha başından söz etmiyoruz. Malatya'nın merkezine, Adıyaman'ın merkezine, Hatay'ın merkezine, Kahramanmaraş'ın merkezine, Gaziantep'in merkezine
geç gidebildiği için helallik istemek zorunda kalıyor. Öz eleştiri yok, özür yok, bir an önce bu gecikmeyi telafi etme çabası yok. Tam tersine bunu eleştirenlerin üzerine bir hörelenme, bir şiddetle, bir baskıyla, zaman zaman sopayla gitme çabası var. Ama hala suçunu kabul etmeyen bir devlet var. Eleştirenlere en ağır hakareti eden, zaman zaman orada mesela geçen hafta gördüğümüz gibi çevre sorunlarını protesto etmek için, yani oradaki enkazın kaldırılması ve bu enkazın, o hafriyatın dökülmesi sürecinde zehirli atıklara karşı, çevre sağlığı, insan sağlığı açısından uyarılar yapanlara karşı devletin copuyla, gazıyla, tazyikli suyuyla iterek, kakarak, döverek, yerlerde sürükleyerek müdahalesi söz konusu. Büyük bir başarısızlık, büyük bir çuvallama sahnesi bu. Tabii ki bunun önümüzdeki seçimlerde bir faturası olacak. Onun da farkındalar. Ama tabii o faturanın ödenecek olması bugün hala biz konuşurken şu anda çekilmekte olan çileleri ve yaşanan mağduriyeti hiçbir şekilde unutturmamalı. Yani nasıl olsa iktidar bunun faturasını ödeyecek diye bunu konuşmaktan geri durmayacağız ve bunu unutur gibi yapmayacağız. Depremle ilgili olarak her gün bu gerçekleri bıkmadan, usanmadan, yılmadan hatırlatmaya devam edeceğiz. Niye? Çünkü bir, onlar bizim bir parçamız olduğu için, iki, yarın öbür gün Türkiye'nin başka yerlerinde, başka yerelerinde ve hatta bizim yaşadığımız yerde, yani İstanbul'da, Marmara bölgesinde, belki İzmir'de, başka yerlerde aynılarının başımıza geleceğini bildiğimizden dolayı, bunların yaşanmaması için bu 6 Şubat ve sonrasında yaşanan afetin, depremlerin önemli bir ders olması gerektiğini daha ilk günden, ilk sabahtan itibaren vurgulamaya çalışıyorum. O yüzden bu dersi bir yandan da yaşayarak öğrenmek hepimizin boynunun borcudur diyelim. Bugünden ders almazsak yarın aynısını ve belki daha büyüğünü, daha da vahimini, daha da ağırını yaşamak istemiyorsak bugün bu çağrılara kulak vermeli ve hepimiz elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Depremden geçelim siyasete. Siyasette 34 gün sonra yapılacak olan seçime doğru artık iyice hızla yol almaktayız. 34 gün, yani hani yaklaşık bir aylık bir süre var. Mayıs ayının 14'ü geldiğinde her şey, bütün bugüne kadar yaşadığımız ve bugün yaşamakta olduğumuz tartışmalar geride kalacak. Dün bu sürecin, yani seçim sürecinin en önemli virajlarından biri dönüldü. Neydi o viraj? Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekilliği aday listeleri sunuldu. O listeler YSK'da incelenecek ve önümüzdeki günlerde de kesinleşecek ve artık oy pusulalarında işte onların sevkiyatı filan başlayacak. Seçim merkezleri, daha doğrusu işte basımı başlayacak. Onlar da seçimin önemli diğer aşamaları olacak. Hafta sonuna doğru kura çekimi yapıldı Yüksek Seçim Kurulu'nda. O kura çekiminde 26 partinin yerleri belirlendi. Hem ittifakların ve o ittifakların çatıları, şemsiyeleri altında yer alacak siyasi partilerin yerleri, sıraları belirlendi. İşte onların hani çok büyük bir anlamı yok ama hani birinci sırada kim var, sonuncu sırada kim var, oy kullanma açısından kolaylık anlamında ya da zorluk anlamında neler yaşanacaklar, bunlar teknik pratik hikayeler. Ama en önemli aşama neydi? Seçmen listelerinde kimin yer alacağıydı. Haftalardır pek çok insan, binlerce insan, belki hani topladığınız zaman 10.000'lere varan sayıda insan aday adaylığı için başvurmuşlardı. Daha doğrusu aday adayı olarak partilere başvurmuşlardı. İşte paralarını verdiler. Bazı yerlerde benim hiç de anlayamadığım bir şekilde pankartlarla, orada burada ilanlarla kendilerini duyurmaya çalıştılar. Bir aday adayı niye kampanya yapar onu da anlayabilmiş değilim ama hani çünkü neticede işte partide 3-5 kişi toplanıyor ya da bazı partilerde de tek kişi elinde kalemle gelirim bakayım listeleri filan diye onu işaretliyor, ötekini çiziyor, berikini ekliyor filan. Böyle saptanıyor. Yani demokrasiden son derece uzak ya da demokrasiye bir hayli uzak diyelim
bir yöntemle aday listeleri belirlendi. Neticede bunlar dün itibariyle kesinleşti ve partiler götürüp bu listelerini sundular. Bir gün önce de ittifaklar o ittifak bağlamında nasıl birbirleriyle karşılıklı olarak hani feragat edecekleri ya da birbirlerinin listelerinden aday göstereceklerine dair protokolleri de sundular. Yani bazı partiler işte ben falanca partiyle şurada ittifak yapacağım, filanca partiyle şu kadar işte adayı listemde göstereceğim diye o liste geçişkenliklerini izah eden metinler, o protokoller, onları sundular Yüksek Seçim Kurulu'na. Çünkü geçen yıl değişen o seçim yasası uyarınca bu ittifak meselelerini de Yüksek Seçim Kurulu'na izah etmeleri gerekiyordu. Ve netice itibariyle dün listeler kesinleşti. Pek çok isim tartışılmaya başlandı. Falanca partide kim niye aday gösterilmiş, olur mu, bizim işte ilkelerimize aykırı diye tabanda büyük sesler yükseldi. Filanca partide hoşnutsuzlar ortaya çıktı. Ben niye gösterilmedim, işte öteki partilere niye bu kadar kontenjan verildi vesaire. Bu tartışmalar yaşandı ve öyle anlaşılıyor ki yaşanmaya devam edilecek. Biraz sonra değerli bir meslektaşımız da, bilmiyorum hazır mı bağlantısı, Zeynep Gürcanlı ile Ankara'dan bağlanıp bu listeleri değerlendirmeye çalışacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nde ilginç isimler var. Hani tartışılmaya ya da konuşulmaya değer. Onları da tek tek ele alacağız. Zeynep Gürcanlı ile bağlantımız hazırmış. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz ve değerli gazeteci, Ankara siyaset kulislerini son derece yakından takip eden meslektaşımız Zeynep Gürcanlı ile konuşacağız bu meseleyi. Zeynep, günaydın, merhaba. Merhaba. Şimdi istersen önce İktidar Partisi'nden başlayalım. İktidar Partisi bu seçimde bugüne kadar görülmemiş bir şey yaptı. Daha doğrusu hani teknik anlamda da görülmemiş bir şey yaptı. Ve şu anki Bakanlar Kurulu'nu, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı kabinesini tamamen, ya da tamamen demeyelim de büyük ölçüde milletvekilliği listelerine yazdı. İkisi anlaşılan ikna olamamış gibi gözüküyor. Sayın Sağlık Bakanı ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanı, ama onun haricindeki isimler milletvekili olmak üzere listelere yapıldı. Bu liderleri, Sayın Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda tamamen hani hükümeti ya da kabine listesini resetleyeceği anlamına geliyor. Önce buradan bir başlayalım. İktidar bu seçime nasıl gidiyor? İktidar bir kere ilginç şeyler var. Bakanların olması önemli ama başka ilginç unsurlar da var. Mesela Binali Yıldırım'ın olmaması, Mustafa Şentop'un olmaması gibi. Üç dönem kuralına takılanlar bunlar. Açıkçası bir değişiklik her anlamda görülüyor. Fuat Oktay'ın aday olması önemli. O da belli ki yeni dönemde idarede olmayacak, yasamada görev yapacak. İki tane bakan, dediğin gibi Sağlık Bakanı ile Turizm Bakanı, her ikisi de yer almadılar. Oradan şu çıkıyor: Sağlık Bakanı özel hastanelerinin başına, Turizm Bakanı ise turizm tesislerinin başına geri dönüyor. Öyle anladım ben açıkçası. Yeni dönemde çok fazla olmak... Çok fazla da ayrı kalmamışlardı işlerinden. Mesela Turizm Bakanı örneğinde konuşursak, masanın bir tarafına oturup işte yatırım talebinde bulunup öteki tarafına geçip o yatırım kabul eden bakan gibi çalışıyor. Aynen öyle. Öyle şeyler olduğu çok da hakikaten tartışılan etik dışı unsurlardı bunlar. Yasal olabilir, yasal olarak bunun bir sakıncası olmayabilir ama etik olmadığı son derece açık. Bir bakanın kendi kendine teşvik vermesi ya da işte kendi kendine alan vermesi kendi şirketlerine hakikaten kabul edilebilir unsurlar değildi. Sağlık Bakanı keza işte özel hastanelerine geri dönecek, anladım. Burada ilginç noktalardan biri Süleyman Soylu'nun durumu tabii. İçişleri Bakanlığı seçim sonunda bitecek, onu görüyoruz. Süleyman Soylu'nun, yani Erdoğan kazansa bile bitecek. Ve Trabzon'dan da aday gösterilmedi Süleyman Soylu. Bunun yerine İstanbul'da kullanmayı tercih etti Süleyman Soylu'yu. Açıkçası ilginç mesajlar bunlar. Bir başka listedeki ilginç, Melih Gökçek'in oğlunun bu sefer geri dönmesi. Gökçek ailesi yine aktif siyasete geri dönüyor. Ankara'dan aday
Gökçek'in oğlu. O da ilginç olacak diye düşünüyorum. Epey bir uğraşmıştı Gökçekler değil mi? Osman Bey'i sokabilmek için meclise, bu sefer muratlarına erdiler herhalde. Evet, yani baba artık aktif siyasette olmayınca oğlan geri gelmiş gibi görünüyor. Onun dışında çok da öyle flash isimleri göremedim ben. Eski kendisine bağlı vefalı isimleri tutmuş Erdoğan. Yani 3 dönem kuralına takılmayan 2 dönemliklerin çoğu aslında listeye girmiş. 3 dönemlikler yok. Yeni isimler de var. Onları da elbette göreceğiz meclis açıldığı zaman. Şimdi listeler dendiğinde hayal kırıklığına uğrayan isimlerden bir tanesi de herhalde Zehra Hanım Taşkesenlioğlu. Şu meşhur Erzurum milletvekili ve tabii ki Tolga Ağar'la Savcı Sayan'ı da saymak lazım. Yani Savcı Sayan gerçi listeye girmiş listede. Ama pek fazla seçilemeyecek. Yani şöyle bir yerde Savcı Sayan İzmir'den kullanıldı, listeye konuldu ama 4 vekil çıkarıldı. Genelde 4 vekil çıkardığı yerden 6. sırada, 5 bile değil hani zorlayıp da çıksın. Kaldı ki AKP'nin artık o 4 vekil de çıkarıp çıkaramayacağı ciddi bir soru işareti. Taşkesenlioğlu da çok yıpranmış bir isimdi. Belli ki Erdoğan onu taşımak istemedi yeni döneme. O yıpranmışlığı beraberinde götürmek istemedi. Şimdi yine başka hayal kırıklıkları not almışım burada. Hatay valisi muhtemelen milletvekili olmak üzere istifa etti. Yani deprem felaketindeki başarısızlığından değil de ben milletvekili olacağım diye istifa etti dedi. Ama listede göremedik ve tabii kim bilir belki de 568. kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses galiba. O da hayal kırıklığına uğradı gibi gözüküyor. Benim de baktığım isimlerden biri oydu Zafer. Yani bu sefer oldu mu artık? Bu sefer oldu mu falan diye. Ama belli ki İbrahim Tatlıses konusunda çekinceler kalkmamış Erdoğan nezdinde. Yine aday listesinde onu göremedik. Hatay valisi ise bana göre stratejik bir karar aldı. Yani ben AKP'liyim dedi. Böylece o Hatay'daki başarısızlığının bir ön anlamda hukuksal olarak soruşturulmasının önüne geçmeye çalıştı diye düşünüyorum ben kendi adıma. AKP'li olduğunu tescilledi aday olarak. Belki kendisinin hakikaten aday olma şansı olmadığını kendi de biliyordu ama AKP'liyim, AKP taraftarıyım diye kendini tescillemiş oldu. Ben o işe biraz öyle baktım. Şimdi Zeynep Gürcan'dı tabii Ankara'da gazetecilik yapmak Ankara'daki hemen hemen bütün siyasetçileri ve tabii bütün gazetecileri de yakından iyi tanıyor olmak anlamına geliyor. Gelelim iki değerli meslektaşımıza yakından tanıdığın, bir Şebnem Bursalı, iki Hulki Cevizoğlu ya da kendisinin anılmak istendiği unvanıyla doçent doktor Hulki Cevizoğlu, onlara ne diyorsun? Hulki Cevizoğlu açıkçası çok uzun zaman muhalefette durup çok sert eleştirip son dönemde kendini o gemiye, AKP gemisine atanlardan biri. Ve daha önce Hulki Cevizoğlu'nun şeyini biliyoruz ama bağımsız aday olduğunu da biliyoruz. Milletvekili olmayı çok istiyordu. Herhangi bir partiye girememiş ve bağımsız adaylığı denemişti. Seçilemedi. Geçmişte bir ara DSP'nin genel başkanlığına mı aday olmuştu Hulki? Önce bir vekilliğe aday oldu. Olmadı, bağımsız seçilemedi. Sonra bir DSP'yi denedi. Yani siyasete girmeyi çok istiyordu. Baktı ki muhalefet tarafında olmuyor. Dediğim gibi kendini son atanlardan biridir Hulki Cevizoğlu. Son birkaç senedir aslında atanlardan biridir. Şebnem Bursalı ise uzun yıllar İzmir'de genel yayın yönetmenliğini yaptı. Çok önemli bir yerel gazetenin İzmir'de. Ondan sonra da burada yandaş basında yerini aldı. Bütün hemen hemen Erdoğan'ın dış gezilerinde Şebnem Bursalı'yı görmek mümkündü. Nitekim açıkçası bunun da sonuçlarını gördük bu seçim listesinde, o kadar söyleyeyim. Şebnem'in bir de tabii unutulmaz bir fotoğraf karesi var Pensilvanya'da herhalde. O da yani seçim döneminde arkasından gelecektir diye belki de merak ediliyor. O fotoğraf karesi, hayal kırıklıkları derken hani sürprizler derken belki de sürpriz bile değil ama
Kahraman Teğmen Mehmet Çelebi'den de söz etmek gerekiyor. O da o da çok büyük hayal kırıklığı kendi adına. Çünkü onun da seçilip seçilemeyeceği hakikaten ciddi sıkıntılı bir noktada. Böyle bıçak sırtı da değil. Aslında bıçak sırtının da altında bir yere koyulmuş. O kadar propaganda yaptı AKP adına son dönemde. Üzerine düşeni çok iyi yaptı. Şöyle sosyal medyada ben onu izliyordum. Sosyal medyada çok aktif olarak çok sert ve çok haksız olarak eleştirdi kendi çıktığı partiyi, kendisine vekillik getiren partiyi, yani CHP'yi. Ondan yani çok savruldu. Çok savruldu. O savrulmanın sonucunu da alamadı. Biraz bunları oturup düşünmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ve gelelim ana muhalefet partisine. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir seçime giriyor. Niye tarihi bir seçime giriyor? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hem kendisi Cumhurbaşkanı adayı olarak önemli bir siyasi virajı dönmek üzere, hem de tabii bu seçimde diğer partilerle kurduğu ittifakın baş mimarı olarak da o ittifakı ayakta tutabilmek ve ittifakı bir arada seçime sokabilmek için çok önemli liste paylaşımlarında bulundu. Ve tabii ki Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye listelerinde önemli ölçüde yer verdi. Yaklaşık hani tam sayamadım ama 60'a yakın bir kontenjanı paylaşmak durumunda. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu paylaşımları parti içinde büyük bir huzursuzluğa da neden olmuş gibi gözüküyor. Ya da kısmi huzursuzluk diyelim. Ama en çok konuşulan isimlerden biriyle başlayalım. Sadullah Ergin. Sadullah Ergin. Aslında şöyle söyleyeyim Zafer. İki kişi çok öne çıktı. Biri Sadullah Ergin senin dediğin gibi. Diğeri de Taha Ün'ün eşi Sema Silkin Ün galiba. Evet. O da Denizli'den aday oldu. O iki isim çok rahatsız etti. Bunların rahatsız etme sebepleri var tabii. Bir kere Sadullah Ergin'in AKP'de Adalet Bakanlığı döneminde o dönem işte o balyoz yargılamaları şunlar bunlar yapılırken Adalet Bakanı'ydı ve orayı onları çok böyle canhıraş şekilde savundu. Silivri'yi çok savundu. Silivri'dekilerle böyle alay edercesine bir takım basın toplantıları düzenledi o dönemde. Ama şu da bir gerçek ki Sadullah Ergin AKP'den ilk ayrılanlar arasında da oldu. Bir şeyi daha atlamayalım. Kumpas davaları, evet, Ergenekon balyoz ve Fenerbahçe'ye kurulan kumpas. Evet, elbette, elbette. O 3 Temmuz dönem sürecinde de Fenerbahçeliler hala unutmuyorlar. Hatta değerli meslek büyüğümüz Uğur Dündar, şu anda da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün divan kurulu başkanı, o dün bir hatırlatmayla bu olayı kınadığını açıkladı. Tabii bir de şu da var, yani o kadar böyle sembol, öyle bir bayrak isim ki Sadullah Ergin, onu hataya koyamadılar mesela. Başka unsurlar da var Sadullah Ergin'den bahsedersek, bir takım yolsuzluk davalarında da adı geçmişti Sadullah Ergin'in. Daha vekil olmadan önce orada avukatlık yaparken Hatay'da çok ciddi yolsuzluklara bulaştığı da ortaya çıkmıştı ya da adı ilişkilendirilmişti, öyle söylemek lazım belki. Dolayısıyla Hatay'da yapamadılar mesela, ilk bizim duyduğumuz Hatay'da olmasıydı. Fakat o kadar büyük bir tepki geldi ki, özellikle deprem bölgesi olduğu için hassas davranmayı tercih etti büyük bir ihtimalle CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu. Onun için hani biraz daha görünmez olabileceği, arada kaynayabileceği bir büyük şehri Ankara'ya koyma eğilimine girdi diye düşünüyorum. İkincisi de işte Taha Ün diye bir sosyal medya fenomeni, bir AKP trolü oldu diyebileceğim bir kişinin. Troll başı diyebilir miyiz? Evet, aynen öyle. AKP trolünün eşi ki kendisi de uzun zaman Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğünü yapmıştı. Sonradan o da ayrıldı o cenahtan ve yolunu Davutoğlu'yla birleştirdi ve Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcılığına getirildi parti kurulduğu andan itibaren. O da tabii işte eşinin bir dönem o kadar çirkin paylaşımları vardı ki başka söyleyecek bir şey yok. Yani nasıl söyleyebilirim? Çok çirkindi. Çok rahatsız ediciydi. Hatta bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de çok çirkin paylaşımları vardı. Fakat işte gün oluyor, devran dönüyor. Yine onları kurtaran Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Biraz öyle bakmak lazım herhalde. Evet, tarihin garip bir cilvesi diyelim. Şimdi tabii senden yine yorumlamanı isteyeceğim ve çok yakından tanıdığın bir değerli eski diplomatımız Namık Tan. İstanbul 2. bölgeden 1. sıra.
O da yani o da seçileceği garanti bir yer. Çok değerli bir katkı oldu CHP'ye, öyle söyleyebilirim. Kendisi çünkü hem Kudüs'te görev yaptı. Tel Aviv'de görev yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yaptı uzun süre. Ve Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yönetiminde de yer aldı. Kariyer diplomattır Namık'tan ve çok da iyi akıllı ve sağduyulu bir kişiliktir. Biz de onu şeyden tanırız aslında gazeteciler. Çok uzun süre sözcü olarak da görev yaptı ve sözcülük döneminde en sevilen sözcülerden bir tanesiydi. Hiç kırmadı gazetecileri. Son derece medeni bir ilişki kurdu. Çok iyi hatırlanan gazeteciler arasında bir diplomat olarak kayıtlara geçti Namık'tan. Benim tahminim Ünal Çeviköz'ün biraz daha yönetimde, idarede yer alması ama meclisteki işlerin belki dışişleri komisyonunun sorumluluğunun eğer iktidara gelirse muhalefet bloğu Namık'tan'a bırakılacağı yönünde bir anlamda hazırlanıyor bir sonraki döneme diye, belki de bakanlığa diye söylemek mümkün. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir son dakika sürprizi. Aslında cumartesi gecesi tam bu stüdyoda, benim şimdi bu yayını sunduğum masada konuktu Sayın Mustafa Sarıgül. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, gençlik kollarından başlayan, çok genç yaşta başlayan bir siyasi kariyer. Hatta rahmetli Bülent Ecevit'le birlikte çalışmış, Deniz Baykal'ın CHP'sinde çalışmış. Sonradan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinden ayrılmış. Şişli Belediye Başkanlığı'nı beğenmeyip, işte Eyüp'ü de beğenmeyip Büyükşehir'den aday olmaya çalışmış ama o yol ayrımından sonra bugün geldiğimiz noktada Erzincan'dan, yani kendi memleketinden birinci sırada aday gösterildi. Biraz da Mustafa Başkan'ı konuşalım. Evet, Mustafa Sarıgül hakikaten özellikle sosyal medya videolarıyla çok konuşulan, çok dikkat çeken, kendi partisini kurmuş bir siyasetçiydi. Fakat şu da bir gerçekti ki kendi partisi çok konuşulmasına rağmen, tebessümle anılmasına rağmen o videolar nedeniyle pek öyle bir oy getirisi olacak unsurlar yoktu. O da bunu görmüş olmalı ki Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşmesinin ardından tırnak içinde söylüyorum yuvaya döndü aslında. Ve Erzincan'dan açıkçası milletvekili adayı oldu. Seçilmeyi başarırsa, ki ben geleceğini düşünüyorum, mecliste çok renkli bir kişiliğin daha olacağını söylemek mümkün. Şimdi öteki partilere geçmeden önce Zeynep Gürcanlı, gel burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu listelerin nasıl bir hava estirdiğine ve bunun neye dönüşebileceğine dair konuşalım. Şimdi bazı isimler de vardı. Mesela meslektaşlarımızdan Sedef Kabaş, yine yazar, akademisyen Elfin Tataroğlu, askeriyeden gelme emekli amiral Türker Ertürk, yine tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, kardiyolog Profesör Bengi Başer, bu isimler de hani farklı farklı kesimlerden CHP listelerine girebilecek gibi gözüküp listelere alınmayan isimler. Yani bunlar üzerinden değil tabii de, pek çok insan, ya biz bunca yıl partiye hizmet ettik, o saflarda savaştık ve bu iktidar değişikliğinde de biz de kendimizi mecliste görmek istiyorduk diye bir beklenti içindeyken, işte önlerine Sadullah Ergin'in, önlerine efendim işte Namık Tan'ın, önlerine Deva'dan, Gelecek'ten, Saadet'ten, Demokrat Parti'den isimlerin, hatta bazı yerlerde İyi Parti'den isimlerin geçmesinden yaygın bir hoşnutsuzluk içinde gözüküyorlar. Bu nereye evrilebilir ve seçimin sonucunu, hatta seçim günü partinin çalışmasını etki edebilir mi? Ben hiç tahmin etmiyorum aslında Zafer Arapkirli. Çünkü iktidar kokusu diye bir şey vardır. Ankara'da da bu çok yaygındır. Ankara'da iktidar kokusunu almış durumda CHP örgütleri, CHP grubu. Şimdi bunun neden yapıldığını biliyorlar. Şöyle 200 vekil amaçlanıyor. Yani bu listeden 200'ünün, 600 kişilik listeden 200'ünün parlamentoya sokulması, mümkünse daha fazlası elbette ama baraj 200 olarak belirlenmiş durumda, sokulması. Ve o listelerde belki çok sayıda insan görebiliyoruz farklı partilerden ama seçilecek yerde olanların 30 kişi olabileceğini tahmin etmek güç değil. Yani hesap, bu hesapla bakmak lazım. Bu birincisi. İkincisi ise
Yani iktidar kokusu dediğim şey aslında bürokrasiyi, bakanlıkları, pek çok şeyi de beraberinde getiren bir unsur. Şimdi bu AKP'nin getirdiği bu ucube diyebileceğim Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte şöyle bir şey oldu. Cumhurbaşkanı'nın getirdiği bürokratlar, üst düzey bürokratlar ki bu 1900 kişiden fazla kişi, Cumhurbaşkanı seçimi kaybettiği anda otomatik olarak görevden düşüyorlar. Bu bir ilk olacak. Eğer Erdoğan seçimi kaybederse, aslında kaybetmese de her seçimde o bürokratlar otomatik olarak görev sürelerinin sonuna gelmiş oluyorlar. Yeniden atanmaları gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Eskiden bir üst düzey bürokratı almak için çok ciddi bir çaba sarf edebiliyordu hükümetler. Onlar Danıştay'a gidiyordu. Danıştay haklı görüyordu. Geri geliyorlardı falan, böyle bir itiş kakış oluyordu. Şimdi bunu kaldırmış durumda bu sistem. Dolayısıyla eğer Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa bir anda elinde 1900 kişilik, bak altını çiziyorum, 1900 kişilik üst düzey bürokrasi kadrosu olacak, doldurması gereken. Biraz önce bahsettiğin o saygın isimleri buralarda görmek aslında mümkün diye düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı atıyor ve Cumhurbaşkanı atamasıyla üst düzey görevlerde görebileceğiz. Aynı şey keza... Bunda çalışması yapılmıştır diye varsayıyoruz herhalde. Büyük ölçüde yapıldı tabii. Bu 1900'ün hepsini elbette CHP yapmayacak, atamayacak ama bu konuda bir komisyon olduğunu biliyoruz. O komisyonda bir ön çalışma, bir taslak çalışma yapmış durumda. Hızlıca icraata geçebilmesi için yeni yönetimin Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren hızlıca bu atamalarda teker teker yerine gelecek. Ama bunda da aslan payını CHP'nin alacağını söylemek mümkün. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında olacak. Örgüt bunu farkında. Örgüt iktidar kokusunu almış durumda. Hoşnutsuzluk var, elbette var. Ama bu hoşnutsuzluk bir hafta bile sürmez diye düşünüyorum. Ben bir hafta sonra herkes işte sandık güvenliğine, kazanmaya odaklı çalışmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, yani ne öyle... kampanyaya ne de seçimin icra edildiği o sandık güvenliği çalışmalarına yansımaz diyorsun. Aynen öyle söylüyorum. Yani bir de şöyle bir şey de var. Yani bir takım şeylerde endişeler oluyor. İşte daha küçük partiler şimdi bağımsız kendi listeleriyle giriyor. Bu CHP'yi etkiler mi ya da Millet İttifakı'nı etkiler mi diye bir takım endişeler var. O endişelere de ben çok kapılmıyorum. Bir, örgüt çalışır. İki, herkesin oyu çok değerli Zafer. Dolayısıyla kazanacak adaya oy verme eğilimi çok yüksek. Şimdi muhalefet çok önemli bir şey başardı. 6 parti, hatta kimi yerde 7 parti, 6 parti bir araya geldi. 5 parti aslında listede ama İyi Parti ile de fermuar sistemiyle beraber 6 partinin bir araya geldiği bir listeden bahsediyoruz. Evet. Şimdi 6 parti birlikte çalışacak bu liste için. Bu çok önemli. Tek başına bir örgüt değil, 6 örgütten bahsediyorum. Onlar çok ciddi önlem alacaklar hem seçim güvenliği için hem de kampanya sürecinde çok aktif çalışacaklar. Bu birincisi. İkincisi ise yani hep aynı noktaya geliyorum. Oy değerlidir. O oyu da kaybedecek birine vermek seçim sandığın başına gidince seçmene pek hoş gelmez. Bu bir psikolojik durum. Parti bağımsız psikolojik bir durum. Ve bütün Türkiye, sadece Türkiye için geçerli değil, tüm dünya için geçerli bir psikolojik durum. Dolayısıyla şimdi o küçük partiler böyle hani biraz daha hareketlenmiş görülse de ben seçim kampanyası ilerledikçe ve sandık günü yaklaştıkça seçilecek adaya o değerli oyun boşa gitmemesi için seçilecek adaya verme eğiliminin artacağını düşünüyorum. Peki, gelelim siyasetin en önemli üçüncü gücüne. Yani bugüne kadar Halkların Demokratik Partisi olarak seçime gireceği beklenen ama geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla, yani kapatılma kaygısı ya da kapatılma riskine karşı tasarlanmış yeni bir önlemle Yeşil Sol Parti olarak seçime girecek olan ex-HDP diyelim. Onların aday listelerine baktığımızda iki isim çok öne çıktı. Bunlardan biri meslek büyüğümüz, gazeteci büyüğümüz, eski benim de genel yayın yönetmenim Hasan Cemal ve yine gazeteci büyüklerimizden Cengiz Çandar. Çok uzun süredir de kendisinin yurt dışında olduğunu biliyoruz. Bu isimler
HDP'nin ya da Yeşil Sol Parti'nin tabanında nasıl hazmedilir ya da orada bir rahatsızlık yaratır mı? Çünkü en çok onlar konuşuldu. Evet, Sırrı Süreyya Önder'in tekrar siyasete dönmesi, evet diğer parti yöneticilerinin aday gösterildiği yerlerde çok konuşuldu ama Hasan Cemal ve Cengiz Çandar başlıkları herhalde Yeşil Sol Parti çerçevesinde çok konuşulacak gibi gözüküyor. Çok rahatsızlıkla konuşuluyor, onu söylemek lazım mutlaka. Çünkü bir dönem bu isimlerin AKP'nin iktidarının ilk döneminde AKP'ye de çok yakın durdukları açık aslında. Onun bazı politikalarını destekledikleri yazılarıyla, çizileriyle, televizyon programlarıyla son derece açık. Son dönemde biraz daha muhalefete geçtiler. Bunu da HDP seçmeni bir dönem o kendine şu anda çok büyük zulüm gösteren, çok eziyet eden, yok sayan AKP ile işbirliği yapmış olan gazeteciler için hakikaten öyle çok sıcak olduğunu söylemek mümkün değil. Bunu bir soru işareti olarak koyalım diye düşünüyorum. Biraz rahatsızlık yarattı tabii. Kendisi için alanda mücadele eden, hapislere girip çıkan pek çok parti örgüt üyesi var HDP'nin. Şu anda Yeşil Sol'a onlar kayıyorlar ama onlar yerine böyle isimlerin getirilmesi çok da büyük memnuniyet yarattı mı pek tahmin etmiyorum. Ama etkiler mi? Hayır, etkilemez. Çünkü HDP seçmeni son derece politize bir seçmen. Ve bu politize seçmen açıkçası parti yönetiminin işaret ettiği noktaya daha rahat yönlendirilebilen bir seçmen. O politize seçmenin konforunu yaşıyor bana göre HDP bu aday listesiyle. Ve Türkiye İşçi Partisi. Son dönemin en çok konuşulan siyasi hareketlerinden biri. Türkiye İşçi Partisi de evet şeylere göre, anketlere ve kamuoyu yoklamalarına göre belli bir sınırın üzerine çıkamıyor gibi gözüküyor ama son dönemde yaptığı Atak'la ve Halkların Demokratik Partisi ile ortak listeden girmeme kararıyla çok konuşuldu. Onlar da dün adaylarını tanıttılar böyle görkemli bir toplantıyla. Orada tabii en çok konuşulan isimlerden biri değerli dostumuz, değerli hukukçu kardeşimiz Can Atalay'ın aday gösterilmesi, yani Gezi tutuklularından biri olarak ve onun adaylığı için Barış Atay'ın, şu anki parlamento grubunun önemli isimlerinden Barış Atay'ın feragat etmesi ve başka yerden kendisinin aday gösterilmesini istemesi. Bir değerli meslektaşımız Halk TV'den ayrılan, işte geçen hafta İrfan aday olmak için İrfan Değirmenci var, Ozan Bingöl var, Özgür Aybaş var, bu tekel bayilerinin mücadelesine önderlik eden kişi ve sanatçı Mehmet Aslantu. Biraz da tipin listeleriyle ilgili görüşleri. Yani tipin listeleri açıkçası gönlün listeleri gibi, öyle söyleyeyim sana. Kim varsa bu iktidarın gadrini çekmiş, kim varsa çok ciddi sıkıntılarını çekmiş, hepsini bir şekilde orada görmek mümkün. Yalnız hala ben aynı noktadayım. Keşke tip de kendi listesini çıkarmak yerine grup kuracak kadar ya da gruba yaklaşacak kadar bir milletvekili pazarlığıyla HDP ile birlikte hareket etseydi ya da Yeşil Sol Parti ile. Çünkü getirdikleri sistem, bu MHP ile AKP'nin getirdiği sistem açıkçası büyük ittifaklara, tek parti, tek listeyle giren ittifaklara çok daha büyük avantajlar sağlıyor. İşte bu anlamda aslında ben MHP'nin kendi listesini çıkardığında çok şaşırmıştım. Çünkü o artık oylardan yararlanıp daha fazla vekil çıkarmak için yeni bir sistem getirdiler. Seçim yasasını değiştirdiler. Ama sonra kendileri bu yeni sisteme, yeni getirdikleri kurallara farklı, kurallara uygun olmayan bir listeyle girmeyi tercih ettiler Cumhur İttifakı. Aksine, pişman olmuşlar mıdır? Bu olacaklardır. Kesinlikle olacaklardır. Artık o işi özellikle büyük şehirlerde 5, 6 belki 10 milletvekiline kadar getirebilecek ortak listeyle girenlere. İşte ben bu anlamda tipin bir yanlış yaptığını düşünüyorum. Kendileri bir böyle kendilerini de ölçmek istemiş olabilirler. Hakikaten bir rüzgar aldılar çünkü son dönemde. Ama o rüzgara çok da güvenmeyip keşke daha fazla vekil getirip daha fazla mecliste aktif olabilecek bir gruba sahip olsalardı diyenlerdenim ben bir gazeteci olarak.
Peki Zeynep Gürcanlı, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde, haftalarda çok daha farklı konu başlıklarını tartışacağız ama 34 gün kala bugün durduğumuz yer itibariyle liste değerlendirmeleri böyle. Çok teşekkürler değerli vaktini ayırdığınız için. İyi yayınlar. Sağ olun. Ankara'dan değerli meslektaşımız siyasi kulislerin nabzını ve tabii listelerin nabzını tutup bizlere listeleri özetle değerlendirdi. 10 Nisan Pazartesi sabahında medyaterapiye kısa bir ara verelim, dönüşte devam ediyoruz. Seçimi konuştuk ve bundan sonraki 34 gün süresince biraz daha yükselen bir oranda, yükselen bir dozda seçimi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hep söylendiği gibi, hani ben kendi kişisel tarihimden hep hatırlıyorum. Bütün seçimler Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli dönemeçlerdi. İşte 46 seçimi tabii ben yaşamadığım bir dönem değildi ama 50 seçiminden öyle bahsedildi. İşte 57 seçimi, işte ondan sonra... Çok partili demokratik sisteme geçildikten sonraki o seçimlerden sonra işte 60 ihtilalinden sonraki seçimler, 65 seçimini gayet iyi hatırlıyorum. 65 seçimi öyle çok önemli bir tarihi dönemeçlendi. Sonrasında yaşanan 1973 seçimi, Ecevit'in önemli bir patlama yaptığı 77 seçimi. Sonra 12 Eylül darbesi, 82 anayasa referandumu, 83 seçimi yine tarihi bir seçimdi. 87 seçimi ANAP iktidarına önemli bir ders verildiği seçimdi. Siyasi yasakların kalkması, sonra 91 seçimi, sonrasında gelen seçimler, işte Tansu Çillerler, 97 bilmem 28 Şubat askeri müdahalesi dedikleri o dönemeç, yani darbe olmayan darbe dönemeci ki hala yargılamaları sürüyor o insanların. Ve sonrasındaki pek çok seçim, 2002'den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı, hile yaptığı ve sonrasında kazanamamaya başladığı dönemler, referandumlar vesaire. Ama bugün gerçekten değiştirilmiş olan rejimin tekrardan değiştirilmesi ve Türkiye'de demokrasinin artık raya oturtulması gereğinden söz eden, daha da güçlendiği anlaşılan muhalefetin yeni bir söz söyleme arefesinde olduğu anlaşılan bir seçim. Az önce listeleri değerli Zeynep Gürcanlı ile konuştuk. O listelerde tabii çok önemli tartışılan, hani hem partilerin ve ittifakların kendi içinde tartışılan hem de dışarıdan bakıldığında da tartışılan çok sayıda unsur var. Çok sayıda isim var. O isimler arasında belki demin saymayı unuttuğumuz, daha doğrusu unutmadığımız ama ayrı bir başlık açılması gereken bir isim daha var. O da Şanlıurfa'dan Ferit Şen Yaşar. Ferit Şen Yaşar Şanlıurfa'da Halkların Demokratik Partisi ya da işte Yeşil Sol Parti'den Şanlıurfa'da 4. sıradan gösterildi. Ferit Şen Yaşar kim? İşte o ünlü Şen Yaşar ailesi. Çok ağır bir haksızlığa uğrayan, aile fertleri öldürülen ve Adalet ve Kalkınma Partililerin adının karıştığı bir cinayette hayatlarını kaybeden ve büyük bir hukuk mücadelesi veren. Hatırlayın, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da orayı ziyaretinde Ferit Şen Yaşar ya da işte ailesine sahip çıkılacağını söylemişti. Onlar için de bu seçimin kazanılmasının önemli olduğunu söylemişti. İlginç bir yüzleşme, ilginç bir saflaşma Ferit Şen Yaşar'la bugünün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ o seçimde karşı karşıya gelecekler. Önemli bir konu başlığı olarak da Şen Yaşar AKP iktidarı Adalet Bakanı karşılaşması olabilir bu seçimle ilgili olarak. Az önce Zeynep Gürcanlı ile konuştuğumuz bu partilerin içindeki işte huzursuzluk ve hoşnutsuzluk meselesinin seçim dönemine nasıl yansıyacağı meselesi. Şimdi dünden beri doğal olarak biraz daha hani yakından tanıdığımız bir kitle olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi içinden o hoşnutsuz seslere birebir tanık oldum. Yani işte telefonlarla ya da sohbetlerimizle falan tanık olduğum bir hoşnutsuzluk. En fazla da işte bu Sadullah Ergin'in ismi çok tartışılıyor. Yani işte FETÖ şeyinin, kumpas yargısının ön safında yer alan isimlerden biri. Ergenekon'du, Balyoz'du, Fenerbahçe'ye kurulan kumpastı. Bu davalar sürecinde ciddi bir tepki çekmiş olan bir figürden söz ediyoruz. Öyle hani yenilir yutulabilir bir figür değil. Bunun yarattığı bir hoşnutsuzluk. Onun yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti yönetiminin, işte parti yönetimi diyebileceğimiz isimlerin işte kendilerini partide önemli yerlerde ilk sıralara koyduktan sonra partinin
emektar, emekçi neferlerini değil de ittifak kontenjanından isimleri oralara yerleştirilmesi, daha sonra alt sıralardan, hani belki hani seçilme riskine yakın sıralardan öteki insanları göstermesi, partide pek çok insanın ya ben yıllarca işte bu günleri bekledim, seçim üstüne seçim, seçim üstüne seçim, bize hep dendi ki ya durun şimdilik işte bu seçimde de biraz feragat edin, dişinizi sıkın, bundan sonraki seçim diye bekletildik. Bekleme odasında artık neredeyse kök saldık. Hangi seçimde bize sıra gelecek diye haklı sayılabilecek gerekçelerle karşı çıktıklarına tanık olduk. Şimdi bundan sonra diyelim 14 Mayıs'ta seçim yapıldı. Cumhurbaşkanı seçildi. Parlamento oluştu. Muhtemeldir ki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra yeniden bir seçime gidilecek. O seçimde de mi? Ya bu seçim de çok önemli. Yine siz bekleme odasına bekleyin denilecek bu insanlara. Bunların yarattığı tartışmalar, hoşnutsuzluklar, ama herkesin yine bunun beraberinde savunduğu bir tez var. O da yine haklı bir tez gibi gözüküyor. Bakın, bu seçimin kazanılması hepimiz açısından önemli. Dolayısıyla bu seçim çalışmasına da, bu seçimin kazanılması faaliyetine de hep birlikte dört koldan yüklenmemiz lazım. Bir, seçim sürecindeki propaganda, yani seçmenin ikna edilmesi çabası, bugünkü iktidarın başarısızlıklarının sergilenmesi, afişe edilmesi ve seçmenin ikna edilmesi. Pek çok yerde belki 20 yıllık, 21 yıllık AKP iktidarına oy vermiş kitlelerin görüşlerinin ters yönde etkilenmesi çabası. İki, en az bunun kadar etkili, önemli olan bir çaba, o da seçim günü seçim güvenliğinin ele alınması ve sandıklara sahip çıkılması çabası. Çok yaygın bir kuşku var. Haklı bir kuşku. Çünkü bu iktidarın geçmişte yapmaya çalıştığı pek çok seçim yolsuzluğu söz konusu. En başta da işte bu mühürsüz oy pusulalarıyla hileli bir şekilde o referandumu kazandığı gerçeği var. Başka seçimlerde de öyle şeyler yapıldı. Dolayısıyla bunun önlenmesi, bu seçim yolsuzluklarının önlenmesi, liste hilelerinin, sayım hilelerinin, o sayımların değerlendirilmesi, kayda geçirilmesi, hilelerin önlenmesi için yoğun bir çaba gösterilmesi lazım. Ve bu çabanın da kol kola işbirliğiyle gösterilmesi lazım. Gerek parti içinde parti örgütlerinin bütün güçleriyle bu faaliyete asılması, gerekse o işte altılı masanın ya da Millet İttifakı'nın kol kola nasıl listelerde, kimi yerde fermuar yöntemiyle, kimi yerde işte ittifak anlamında CHP'nin listelerine alınması anlamında bir dayanışma gösterildiyse, seçimde de aynı dayanışmanın gösterilmesi gereği var. Yani Zeynep Gürcanlı'nın söylediğine katılıyorum. Bu hoşnutsuzluklar, bu homurdanmalar ve haklı da olsa bu hoşnutsuzluklar diyelim, birkaç gün ya da belki bir iki hafta sürebilir, ama ondan sonra herkesin çabalarını bu seçimin mutlaka ve mutlaka kazanılması faaliyetine yönlendirmesi ve orada işbirliği yapması gereği ortada. Sadece bir ittifakın kendi içinde değil, öteki ittifaklarıyla da, ittifakların da bir arada, yani bugünkü rejimin değişmesini isteyen Recep Tayyip Erdoğan rejiminin ve AKP istibdat rejiminin, 21 yıllık bu karanlığın, bu kabus tablosunun değişmesini isteyen bütün güçlerin, en azından şu dönem için aralarındaki ayrılıkları ve liste hoşnutsuzluklarını bir kenara atması, bir kenara koyması gereği ortada. Şimdi tabii bu söylediklerimizin ya sana söylemesi kolay, sen partili değilsin, biz partide neler yaptık, neler gördük diyebilecekler olabilir. Tabii ki ben partinin dışından ya da bütün partilerin dışından bir insan olarak konuşuyorum. Hiçbir partiyle ne organik ne inorganik bir bağı olan, tamamen hepsine eşit mesafede olan bir gazeteci olarak konuşuyorum. Bana söylemesi kolay olabilir ama bu gerçeğin de altını çizmeden edemeyeceğim. Bunun da vurgulanması lazım. Kampanyadan söz etmiştik. Kampanya sürecinde önemli silahlardan biri, önemli gereçlerden biri bu video çekimleri. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süre önce başlattığı ve çok etkili olduğu anlaşılan evinin mutfağından ya da partideki çalışma odasından yayınladığı kısa ikişer dakikalık, üçer dakikalık video mesajları çok etkili oluyor. Kimi zaman
ekonomi alanında, kimi zaman emeklilerin sorunlarıyla ilgili olarak, kimi zaman işte Sadat'a bir baş kaldırı ya da bir meydan okuma anlamında, kimi zaman işsizlikten söz eden çok farklı temalarda videolar çekiyor ve Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta sonuna doğru kameraların karşısına geçti, yine bir video daha çekti ve orada bir sitemini de, daha doğrusu bir sert eleştirisini de dile getirdi. Bakın dedi, bu yayınlayacağım videoyu bazı televizyon kanalları, yani iktidarın etkisinde, iktidarın güdümünde, iktidarın kucağında faaliyet gösteren bazı televizyon kanalları yayınlamayı reddettiler. Onun da altını özellikle çizdi. Şimdi o videoyu bir izleyelim, hatırlayalım. Söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Evet, iletişimde çok önemli bir unsur. Böyle kısa, özlü, vurucu mesajlar vererek farklı farklı kesimlere, farklı zamanlarda ama kimi zamanda topluca hitap eden siyasi mesajlar. Kılıçdaroğlu'nun iletişim ekibinin bu anlamda iyi çalıştığını da söylemek mümkün. Yani zaman zaman hatalar yaptıkları da oluyor. Buradan da eleştiriyoruz ya da işte yaygın eleştirileri konu alıyor. Ama bu video çekimleri, daha doğrusu bu video mesajlarının içeriği açısından başarılı bir propaganda kampanyasının izlerini taşıyor. Bir videosu da son günlerde çok konuşulan bu soğanla ilgiliydi. Biliyorsunuz soğan fiyatları aldı başını gidiyor. Hep böyle işte bir tane etiketle, barkodla 7 liralık, 7,5 liralık tek soğanın konuşulduğunu biliyoruz. Ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Temel bir besin maddesi soğan. Her türlü yemeğe ya da salataya geri veren soğan. Hafta sonunda yemek yapıyordum. O soğanı doğrarken içim sızladı böyle. Bir yandan gözlerim yaşardı ama ya tanesi 7 liralık ya da 7,5 liralık bir cismi böylesine hunharca doğuruyor olmak kalp sıkıntıları geçirtti bana. İşin şakası bir yana, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yayınladığı videolardan bir tanesi de soğan konusundaydı. Geçen seçimde ustalık devri diye sattıkları şey ülkemizi her alanda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan, dolan propagandasına başladılar. Gerçekleri örtbas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, Martin İçkay'ı Urgan'a benzetmeler gibi türlü türlü tuhaf, yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Aslında aklınızla alay ediyorlar. Kendi vatandaşlarına emin olun saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şey kalmadı, hiçbir şeyleri yok. Bakınız, asıl gündemimiz bu. Sevgili yurttaşlarım, bir daha ifade edeyim. Vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa bu elindeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile bunca ağzın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, soğan, soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana. Bu arada ne söyleyeyim? Her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye dalavereye bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi, ister dindar, ister inançsız, ister Türk, ister Kürt, ister Sünni, ister Alevi olsun, insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur. Şimdi ana muhalefetin lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hani deyim yerindeyse, soğanı konu alan, soğan temalı bu videosuyla gerçekten de hedefi tam 12'den vurmuş gibi gözüküyor. Çünkü soğan önemli bir simge haline geldi. En temel gıda maddelerinden biri. Aynı peynir gibi, zeytin gibi, et gibi filan. Yani vazgeçilebilecek şeyler değil bunlar insanın beslenmesi için. Peynirden söz açmışken artık hani et fiyatlarını geçmiş, altın fiyatlarına yaklaşan peynir fiyatlarından söz ediyoruz. Bakın hafta sonunda bir markette 3-5 kuruş ucuza
kaşar peyniri satılıyor diye haberi alanlar nasıl bir izdiham yaratmışlar bakar mısınız? Ucuz kaşar peyniri alacaklar. Onun da ne kadar düzgün kaşar peyniri olduğu biliyorsunuz. Bu peynirlerle ilgili olarak da özellikle kaşar peynirinin işte sahtesi, hakikisi, katkılısı bilmem nesi onlarla ilgili tartışmalar var. İnsanlara bakar mısınız? Kaşarları, ucuz kaşarı yani tırnak içinde ucuz kaşarı nasıl kapışıyorlar? Vatandaşı bu hale getirenler tabii ki seçimde şu manzaraların bedelini ödemek zorundalar diye düşünüyorum. Hafta sonunda semt pazarında domatesin, salatalığın, maydanozun, biberin filan fiyatlarını görünce gerçekten içim cızladı. Geçen hafta içinde bir markette 44 liraya dolmalık biber gördüm. Fotoğrafını da çektim hatta paylaştım yani senin sayende filan diye bir hashtag açılmıştı. Ben de paylaştım öyle 44 lira. İnerken pazara dedim ki ya acaba semt pazarında o uyduruk tezgahta kaç para? Uyduruk tezgah diyorum yani kasası yok, fişi yok, faturası yok filan. Daha ucuz olmasını öngörürsünüz değil mi? Orada da 40 liraya satıyorlardı. Çürük çarık dolmalık biber. 40 liraya dolmalık biber. Rahmetli annem duysaydı herhalde daha erken giderdi diye düşünüyorum. İyi ki görmedi bu günleri diye de şükrediyorum yani. 40 liraya dolmalık biber mi olur? Eskiden biz 4 liraya gördüğümüzde ya kardeşim insaf 4 liraya biber olur mu diyorduk. 40 liraya dolmalık biber satılıyor bu memlekette. 15-20 liradan aşağı domates yok. 25 liradan aşağı salatalık yoktu. 15-20 liradan aşağı meyve yok. İnsanlar taneyle alıyorlar. 2 tane portakal alsam kaç lira tutar evladım diyen insanlara tanık oldum. Emeklisi, yaşlısı, bilmem muvazzafı neyse. Artık çarşı pazarı o hale gelmiş durumda. Bunları hepimizin bir şekilde not alıp o kulübeye girdiğimizde o perdeyi aralayıp mühürle oy pusulası elimize geldiğinde hepimizin hatırlaması lazım. Listeleri elbette tartışacağız, listeleri konuşacağız. Yapılmış haksızlıkları, listelerdeki dengesizlikleri elbette konuşacağız. Ve bunlar parti içi demokrasileri gereği tartışılacaktır. Hani demokrasiden nasibini almamış partileri zaten saymıyorum. Oralarda öyle tartışmalar olmuyor. Ama bunlar da onların önüne geçecek öncelikle konular diye düşünüyorum. Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolarını gösterdik ama devreye yeni bir aktör daha girdi. Bu video hazırlama faaliyetinde mutfağın gerçek sahibi yani Kılıçdaroğlu ailesinin mutfağının gerçek ev sahibi Selvi Hanım. Belki de seçilirse Türkiye'nin yeni First Lady'si unvanını kazanacak olan Selvi Hanım da kolları sıvadı. O da kendi mutfağında ufaktan ufaktan bu video çekimlerine başladı. İyi akşamlar. Biliyorsunuz bu mutfaktan neredeyse gün aşırı yayın yapıldı. Kemal Bey mutfağa her geldiğinde eyvah yine yayın başlayacak diyordum. Ve hakikaten de ne zaman yapacağı da belli olmuyordu. Ama bugün artık mutfağa ben el koydum. Biraz Kemal Bey bekleyecek. Bu işin esprisiydi evet gerçekten de. Bir de konuşmamız gereken zor şeyler var. Bu ülkede her 3 çocuktan birini vuran açlık gibi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor. Karnını doyuran da, doyan da aslında yeterince beslenemiyor. Her 10 çocuktan 6'sı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor. Ben hem anneanne hem babaanneyim. Onlara her baktığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum. Torunlarım için ne istiyorsam aynısını tüm çocuklar için istiyorum. Hepsi bizim çocuklarımız, hepsi geleceğimiz. Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar, her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Selvi Kılıçdaroğlu, benim şahsi fikrimi sorarsanız Kemal Bey'den çok daha rahat gözüküyor. Yani 40 yıldır bu işleri yapıyormuş gibi bence başarılı bir performans. Yani kamera önündeki rahatlık oluyor. Daha önce bu işlerle uğraşmamış bir insan için yani siyasetin genelde dışında kalmaya çalışmış bir hanımefendi için bayağı rahat çekmiş videoyu. Onu da hani bir iletişimci, hani biraz bu meslekte epey mesafe kat etmiş bir iletişimci, bir gazeteci olarak gözlemim olarak söyleyeyim. Tanımam etmem Selvi Hanım'ı. Bilmiyorum hani geri planı
da bu meselelere ne kadar aşinadır ama o detayı da vurgulamış olayım. Bir detay vardı o mutfakta, o görüntüyü tekrar hatırlatırsak, ekranı getirirsek ona dikkat çekmek istiyorum. O sol köşede bakın, tam benim böyle parmağımın işaret ettiği yerde. Parmağı da ayarlayamadım. Orada bir kettle var, görüyorsunuz. O kettle'ın yanında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir önceki videolarında bir air fryer vardı. Air fryer ne diyeceksiniz? Benim neslime yabancı bir elektrikli alet ama hani daha az enerjiyle, daha az yağla daha güzel böyle kızartma yapan bir aletler icat etmişler. Böyle hava dolaşımını falan kullanıyormuş. Neyse ben almadım. Alamadım daha doğrusu, yani alacak imkanım olmadı ama geçenlerde bu mutfakta bir air fryer vardı köşede. Siyah böyle bir cihaz. Bugün yok orada. Geçen hafta içinde Selvi Hanım'ın bir paylaşımını gördüm Twitter'da. O air fryer'ı gösteriyor. Diyor ki ya bunu da aldık eve ama bakalım ne olacak, hadi hayırlısı diyor. Belli ki çocuklar falan dediler ki anne işte bu yeni kullanılmaya başlayan bir şey. Fakat o bugün kalkmış oradan. Bilmiyorum, belki hani beyefendi ya da hanımefendi evlatlarından birisi mi aldılar onu, ya sen kullanmıyorsun ver biz kullanalım mı dediler. O detayı bilmiyorum ama mutfakta değil şu anda air fryer. Başka bir odada değerlendirmiyorlar herhalde. Sayın kızı Zeynep Hanım'dı galiba ya da oğlu, onlardan biri almış, ödünç almış, kullanıyor olabilir. Belki de komşulardan birine verdiler, onu da bilemiyorum. Gelelim bir başka hadiseye, hafta sonuna damgasını vuran bu etiket ya da hani yapışkan stickerlar meselesi. Bir genç, belli ki bu PR ya da grafik meselelerinde uzmanlığı olan bir genç kardeşimiz Mahir Akkoyun bir takım stickerlar hazırladı. Hazırlamış daha doğrusu. Onu marketlerdeki ürünlerin üzerine yapıştırdı. Ve o stickerlarda özetle bu fiyatların bu kadar yüksek olması bizim sayemizde diye Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin ağzından bir itiraf mesajı içeriyordu o stickerlar. Hemen güvenlik kuvvetleri harekete geçmiş. Sen nasıl Cumhurbaşkanı'na hakaret edersin? Ya Cumhurbaşkanı'na hakaret diye bir suçlama yok ortada. Son derece basit, yalın, net ve doğru bir slogan var. Evet, o fiyatlar sizin sayenizde. Surinam'ın Cumhurbaşkanı ya da Finlandiya'nın başbakanı falan yapmadı o fiyatları. Bugünün iktidarı, daha doğrusu 21 yıllık iktidar, işte az önce konuşuyorduk. Belki de 7 liralık soğan, bunlar iktidara geldiğinde 7,5 kuruş filandı. Bilemiyorum yani, hatırlamıyoruz bile o dönemleri. Bu hayat pahalılığının nedeni olarak iktidarı suçlayan stickerlardı. Gözaltına alındı, sorgulandı ve sonrasında da serbest bırakıldı. Bırakılması gerektiği gibi. Ama oradaki en önemli unsur, bu genç kardeşimiz Mahir Akkoyun serbest kaldığında nerede kalmıştır? Buradan devam diye bir paylaşım yaptı. Hatta şeyin de önünde, adliyenin önünde de öyle bir konuşma yaptı ve dedi ki cesur olmamız ve bu tür kampanyaları sürdürmemiz gerekiyor. Cesur insanlardan bir başkası daha, Doktor Kerem Kınık. Niye cesur diyorum? Çünkü böylesine büyük bir beceriksizliğin, böylesine büyük bir çuvallamanın ve böylesine büyük, ağır ve vahim hataların üzerine hala görevde kalmayı sürdürüyor. O cesareti kendinde görüyor. Geçen günde bir paylaşım yaptı Doktor Kerem. Kan verirken böyle bir videosunu çektirmiş. PR'a çok meraklı kendisi. Sosyal medyayı canavar gibi kullanıyor. Bir yandan da videolar çekiyor. Artistik pozlar yayınlıyor. Böyle artistik fotoğraflar filan. Doktor Kerem Kınık'ı da haklı olarak biz de eleştirdik. Eleştirmeye devam ediyoruz. Sadece ben değil. Şahan Gökbakar, sosyal medyada pek çok insan. Hafta sonunda da o kan vermekte olduğu görüntü yayınlanınca ben de dayanamadım, yazdım. Dedim ki Doktor Kerem, her şeyden önce o ayaklarını burnumuza uzatma. Orada sedyeye oturmuşum, böyle ayakkabılarının tabanını görüyoruz. Senin hiç PR ekibin uyarmıyor mu? İşte şu fotoğraf, işte daha doğrusu video. Uzatmış ayaklarını, bize kampanya yapıyor. İşini yap, deprem bölgesinde git çalış. Orada insanlar hala çadır alamamış. Orada kan sıkıntısı çekiliyor. Orada hala yiyecek içecek maddesi sıkıntısı çekiliyor. Orada hala su sıkıntısı çekiliyor. Orada hala ısıtıcı sıkıntısı çekiliyor. Hala Ahbap'a ya da Eczacılar Birliği'ne sattığın çadırların parasını geri vermedin. Defalarca uyarıyoruz. Buradan bir kez daha uyarıyorum. Şu videoyu görünce
görünce de dayanamadım. Ayaklarını uzatma bari Doktor Kerem dedim. Anında blokladı beni. Bak şimdi göreceksiniz onu da. Beni bloklamış. You are blocked diye hemen bana da bloğu koymuş. Ama kaçış yok Doktor Kerem. Ensendeyiz, peşindeyiz. Kötü bir niyetle değil. Görevini hatırlatmak üzere ve birinci görevin olan bu kadar büyük bir beceriksizlik nedeniyle istifa etme gerekliliğini hatırlatmak üzere arkanda peşindeyiz. Yakanı bırakmayacağız. Ve eğer bir suç işlemişsen yargılanman için de elimizden geleni yapacağız. Çünkü sen milletin sana emanet ettiği o 156 yıllık asırlık çınar Kızılay'ı bu hale getirdin. Tartışmalı hale getirdin, eleştirilerin odağı haline getirdin ve Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük deprem felaketinde başarısız oldun. Ve başarısız olmaya devam ediyorsun. Ona rağmen bu başarısızlığını unutturmak için böyle PR kampanyaları, kolunu uzatmış da kan alınıyor, işte bakın ben nasıl çalışıyorum, siz de kan verin filan diye kurumun güvenilirliğini ayaklar altına aldın. Oturuyorsun Şahan Gökbakar'la, Zafer Arapkirli'ye filan laf yetiştirmeye ya da bloklamaya bilmem neye çalışıyorsun. Yemezler. Ensendeyiz, gittiğin yere kadar seni kovalayacağız. Bu başarısızlıklarının hesabını ve insanların ihtiyaçlarını giderememiş olmanın, Kızılay'ı yerlerde, saygınlığını yerlerde süründürmenin hesabını bir şekilde vermeden hiçbir yere gitmek yok. İnşallah iktidar değiştiğinde bunun hesabını da senden sormak için, birilerinin görevini hatırlatmak için de bu konuyu sıcak tutmaya devam edeceğiz. Seçim dedik. Seçimle ilgili önemli mütalalarda bulunan pek çok kişi oluyor. Oradan buradan, medyadan, akademiden, işte siyaset çevresinden filan. Fakat hafta sonunda bir video vardı ki çokça güldük ama çokça da öfke kustuk. Hepimizin yakından tanıdığı bir figür. Nereden hatırlıyoruz? Yerel seçimler sürecinde ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz İstanbul'u da alacağız, Ankara'yı da alacağız, İzmir'i de alacağız, Antalya'yı da, Mersin'i de, Adana'yı da alacağız dediği sırada alaycı bir kahkaha fırlatan bir hanımefendi. Buket Aydın. O videoyu bir hatırlayalım. Gözünüze perde inmiş. Cumhurbaşkanına, Tayyip Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Gerekirse HDP gelsin, gerekirse özellik verelim, gerekirse teröristlere vatan sınırlarını açalım, FETÖ'cüler gelsin, hep birlikte el ele kol kol oynayalım, gerekirse bunların hepsi olsun ama Tayyip Erdoğan gitsin. Ben buna hayır diyorum. Ben beni yönetecek kişilerin, yönetmeye talip kişilerin ne istediğini, ne yapacağını sorarım. Ona göre oyumu vereceğim. Benim sorduğum soruları vatandaşlarla samimiyetle cevabını merak et. 2A sınıfından arkadaşımız Buket Aydın'ı dinledik. Oturabilirsin yerine kızım. Fakat Buket Aydın'ın bu iddialı siyasi söylemini herkes bir kenara bırakmış. Hafta sonundan beri kolundaki değerli olduğu, çok değerli olduğu öne sürülen saati konuşuyorlar. Niye saati konuşuyorsunuz? 2,5 milyonmuş bilmem. 2,5 milyon TL. Kızcağız bak harıl harıl çalışıyor. Çatır çatır emek harcıyor. Alın teri döküyor. Alsın. Saatinde gözümüz yok ama bizim derdimiz böylesine komik videolarla, üstelik de böyle ciddi ciddi siyasi söylemlerle insanın vaktini alması. Ama onun da hakkıdır. Buket Aydın'ın da hakkıdır diye o videoyu da bir şekilde alkışlayalım. Toplumsal sorunlar Buket'le sınırlı değil. Ya da çarşıyla pazarla sınırlı değil. Çevre sorunları yine vatandaşın canını yakmaya ve vatandaşlar da bunları protesto etmeye devam ediyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında. Çevrenin üzerine, doğanın üzerine ve insan yaşamının, insan sağlığının üzerine hunharca, zalimce, canavarca duygularla saldıran bir iktidardan söz ediyoruz burada. Gün geçmiyor ki Rize'den Muğla'ya, Edirne'den Ardahan'a, Samsun'dan Sinop'a, Antalya'dan bilmem Van'a kadar her yerde bir çevreye karşı saldırı var. En son örneği Muğla'da bir çimento fabrikası kurmaya çalışıyorlar. Bakın Muğla'da Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan arasında bir yerde o çimento fabrikasının kurulmasına karşı insanlar isyan ediyorlar. Ve bakın devlet o isyanı, o haklı protestoyu nasıl bastırmaya çalışıyor. O görüntüleri bir hatırlayalım hafta sonunda. Durmasın! 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 Durmasın!
Kadına vurdular. Jandarma kadına vurdu. Köylüler doğal alan olmasın, orman zarar görmesin, fabrika kurulmasın istiyor. İzin verilmiyor. Bu yüzden darp ediliyor, gözaltına alınıyor. Al arkadaş. Lütfen temas etmeyin. Hayır. Çekin bir dur, çekin. Görkem, hayır. Kimse alamaz. Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerine bağlı Deştin ve... Gördünüz değil mi canhıraş feryatları? Tek suçları, yani tırnak içinde suçları, kendi yaşamlarına sahip çıkmak. Biz burada zehirlenmek istemiyoruz diyorlar. Çünkü çimento fabrikalarının kurulduğu ve denetimsiz bir şekilde çalıştığı, işte kimi zaman termik santrallerin kurulduğu, kimi zaman başka tesislerin kurulduğu yerlerde insan sağlığına zerre kadar önem verilmeden nasıl hunharca oralara empoze edildiği Türkiye'nin bir gerçeği. Dün Kaz Dağları'nda, öteki gün Rize'de, Artvin'de, Hopa'da, Trakya'da, Antalya'da, her yerde çevreye böyle bir zalimane saldırı var ve insanlar direnmeye çalışıyorlar. Hatırlayın geçen hafta, daha deprem bölgesinde, yani Hatay'da, insanlar çıktılar, dediler ki yahu bu zehirli atıkları, asbesti, arseniği, kurşunu filan içeren tonlarca, yüzlerce, binlerce ton artığı bizim yaşam alanlarımıza dökmeyin. Biz zaten canımızı zor kurtarmışız, ailelerimiz hala enkaz altında, yaşam mücadelesi veriyoruz. Bir de siz bizi zehirlemek üzere gelip bu çadırlarımızın, konteynerlerimizin hemen yanına bu zehirli atıkları dökmeyin. Tarım alanlarına dökmeyin, sulama alanlarının kenarına dökmeyin, yapmayın bunu dediler. Ve o depremzedeleri bile jandarma sopaladı, gazladı. Bunun adı vicdansızlık değil de, bunun adı insan hayatına zerre kadar değer vermemek değil de nedir size soruyorum. Bunların hepsinin, yani insan sağlığına, hayvan sağlığına, çevre sağlığına zarar verenlerin hepsinin teker teker hesap sorduğu bir yönetimin gelmesini istiyoruz 14 Mayıs'ta. Hangi parti olursa olsun, kim olursa olsun bunlardan hesap sorması boynunun borcudur. İstanbul'da, Kemerburgaz'da ya da Hopa'da ya da Sinop'ta ya da Mersin'de, nerede olursa olsun bunların hesabının teker teker sorulması lazım. Bir asayiş olayı ama aynı zamanda da Türkiye'de kadına, yabancıya, öğrenciye ve göçmene nasıl davranıldığının kanıtı olan bir başka asayiş olayına geçmek istiyorum. Dina isimli bir genç kadın. Afrika kökenli, Gabonlu bir genç kadın. Karabük'te öğrenci, oradaki üniversitede öğrenci. Ve bu genç kadının başına gelenler, ki bir şeyde suyun içinde boğulmuş olarak bulunduğu bildirildi. Haftalardır Türkiye'nin konuştuğu bir cinayet olayı. Kuşkulu bir cinayet olayı. Arkasında bu kızın zorla işte fuhuşa sürüklenmeye çalışıldığı, başka şekillerde taciz edildiği ve sonuçta hayatını kaybetmesine kadar giden yolda bir takım kuşkulu şahısların çok önemli rolü olduğu iddiaları var. Dosya hala tekamül etmek üzere. İşte bu resimde, fotoğrafta gördüğünüz genç kadın, onun için adalet isteyenlerin yaptığı gösteri ve bazı sanıklar gözaltına alınıyor, serbest bırakılıyor. Özellikle de baş suçlusu, yani zanlısı olduğu, olayın baş zanlısı olduğu ileri sürülen bir şahıs tam 3 kere serbest bırakılıp 3 kere tekrar gözaltına alınıyor, yeniden serbest bırakılıyor. Bir Gün gazetesinden değerli kardeşimiz Timur Soykan bu konuyla ilgili önemli haberler, önemli ifşaatı içeren haberler yapıyor. Bu olayın takipçisi olmak da yine hepimizin boynunun borcu. Bir takım bilgilere ulaşılmış, cep telefonu yazışmalarından, bir takım ifadelerden filan. Ama en önemlisi, hani hep söylediğimiz bir şey var ya, iki satır tweet atıyorsun, iki satır bilmem muhalif söylemde bulunuyorsun, bir basın açıklaması yapıyorsun, gözaltına alıyorlar, tutuklama istemiyle savcılığa sevk ediyorlar, tutuklanıyorsun, günlerce, haftalarca tutuklu kalıyorsun. Pek çok siyasi tutuklunun başına gelen şeyler. Gerekçe, delil karartma şüphesi. Ortada vahim bir cinayet olayı var. Yüz kızartıcı bir cinayet olayı var. Bir kadın, bir genç kadın, yabancı bir ülkeden gelmiş, burada da öğrenci ve o kadının öldürülmesiyle ilgili, o cinayet olayıyla ilgili vahim iddialar var ve onun baş zanlılarını bırakıyorsun. Git delili karart diyorsun adeta.
olacak şey değil. Yani adliyenin de aldığı kötü puanlar arasına bir tanesinin daha eklendiği bir hadiseden söz ediyoruz. Ve son olarak yani gündemin böyle bir son maddesi olarak da Kız Kulesi'ni not almışım. Aylardır bir restorasyon çalışması var. Hatta yıllardır bir restorasyon çalışması var. Sonuçta o tahta perdeler ya da brandalar, inşaatı gizleyen brandalar çözülmüş. Geçenlerde fırtına nedeniyle sökülmüştü ama şimdi iyice ortadan kaldırılmış ve Kız Kulesi restore edilmiş haliyle, daha doğrusu restore edilmekte olduğu haliyle ortaya çıkmış. Başka fotoğraflar da vardı. Evet, bu fotoğraf daha güzel. Bu sanıyorum dün çekilmişti. Bu fotoğrafta da işte o kubbenin ya da ne bileyim kulenin çatısının doğru bir şekilde restore edildiğini, artık çevre düzenlemesinin de yapıldığını, o üzerinde durduğu küçük adacığın da yeniden oluşturulduğunu, yani dalgalara ve işte denizdeki başka güçlü hareketlere dayanıklı hale, biraz da depreme dayanıklı hale getirildiğini görüyoruz. Dileriz önümüzdeki günlerde, haftalarda, muhtemeldir ki Turizm Bakanlığı hükümetin önemli bir başarısı olarak sunacaktır. Nasıl sunarlarsa sunsunlar, İstanbul'un göz bebeğidir, İstanbul'un simgelerinden biridir. Hiçbir turistin fotoğrafını çekmeden geçemeyeceği, hafta, hatta bizlerin bile vapurla yanından geçerek her defasında bir fotoğrafını çektiği çok önemli bir değer, kültürel değerimizdir, varlığımızdır. Onu da unutmayalım. Kız Kulesi de yavaş yavaş yeniden şekillenmeye başladı diyelim. Gündemin altını böyle çizmiş olalım. Şimdi gelin gazeteleri okuyalım. Bakalım gazeteler gündemi nasıl yansıtmışlar birinci sayfalarına. Bir Gün gazetesi ülkeye, geleceğe, halka sol gerek diye bir başlık atmış. Sol Parti'nin dün adaylarını tanıttığı toplantının haberi. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde seçim beyannamesini açıklayan Sol Parti, Türkiye'nin birikmiş sorunlarının çözümü için yeniden devrimci demokratik kuruluş dışında bir çıkış yolu yok vurgusu yaptı. Devrimci dönüşüm için mücadele çağrısının yapıldığı beyannamede AKP iktidarının 21 yıldır ördüğü karanlıktan çıkış için ilk adımın bu düzeni seçimde yenmekten geçtiği kaydedildi. Biz bu mücadeleyi sokaktan başlattık diyen Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi işleyen, kalan 5 haftada da sokaklarda olacağız. Cehennemin kapılarını hep beraber kapatacağız dedi. Başkanlar Kurulu üyelerinden Feray Aytekin Aydoğan ise birbirimizin çaresiyiz, umuduyuz. Bu felaket iktidarını alaşağı etmekten başka çıkar yolumuz yok. Birlikte başaracağız ifadelerini kullandı. O toplantıdan bazı fotoğraflar var. Orada asılı bir pankart görüyorum. Faşizm yenilecek, gençlik gönderecek diye bir başlık var. Şimdi sol zamanı, Sol Parti'nin en önemli sloganlarından biri. Millet İttifakı listesinde sürpriz isimler yer aldı diye bir başlık var. Az önce de, daha doğrusu yayının başında ayrıntılı bir şekilde ele aldığımız o ittifaklar ve işte partilerin listelerindeki tartışılan isimler. Gençler borçlu, işsiz, geleceksiz diye bir başlık var Bir Gün'ün birinci sayfasında. 13 milyon genç seçimde sandık başına gidecek, yeni dönemde oylarıyla belirleyici olacak gençler işsizlik ve borçlarla boğuşuyor diye bir haber var. Bu çok önemli bir ayrıntısı bu seçimin, bu tarihi seçimin. 13 milyon genç seçimde sandık başına gidecek ve bunların yaklaşık 6 milyon küsuru, yani 6-6,5 milyon arası genç ilk kez oy kullanacak. Bu da seçimde ciddi tayin edici bir faktör gibi gözüküyor. Evrensel Gazetesi sür manşette ortak ve güçlü 1 Mayıs çağrısı diyor. DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ın tüm yurtta ortak ve kitlesel kutlanmasının önemine dikkat çekmiş. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde de çocuğumun geleceğinden endişe etmek istemiyorum başlığı var. 14 Mayıs seçimleri öncesi gözler listelere çevrilirken farklı kentlerde, farklı sektör ve fabrikalarda çalışan işçiler kendilerini yardıma muhtaç hale getiren politikalardan dert yanıyor denmiş. Hemen yanında bir tanıdık ismin, bir rahmetli meslektaşımızın fotoğrafını görüyorum.
Metin Göktepe. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı bu yıl kime verildiği ve Göktepe ödülleri bugün sahiplerine takdim edilecek. Haber takibi sırasında polislerce darbedilerek katleden muhabirimiz Metin Göktepe adına düzenlenen Metin Göktepe gazetecilik ödüllerini 26.sı bugün düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilecek demiş. Bu vesileyle bir kez daha minnetle saygıyla anıyoruz değerli kardeşimiz Metin Göktepe. Evrensel Gazetesi'nin muhabiriydi. Cumhuriyet Gazetesi son söz seçmenin başlığını atmış. Türkiye'yi bekleyen kritik 14 Mayıs için siyasi partiler milletvekili adaylarını duyurdu diye altlarında da o haberin altında da hangi ittifak seçime hangi formülle gidiyor diye bir başlıkla Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, Ata İttifakı'nın ve Sosyalist Güç Birliği isimli ittifakın hangi partileri içerdiği hatırlatılıyor. İşte ortak listeyle, ayrı listeyle filan 20 o farklı karmaşık kombinasyonları da grafik olarak izah etmişler. Kadınlar listede yok diye bir başlık var Cumhuriyet'te. Bir kötü gerçeğin altını çizmiş. 14 Mayıs'ta değişim bekleyen ve bunu da yaratacak irade meclise yansımayacak. Hani bütün liderler ağızlarını açtıklarında işte kadınlar, kadın kotası, kadınlar baş tacımız, onlar gereken şekilde siyasette yer almıyor diye şikayet ediyorlar ama yine baktığımız zaman o liderlerin kaleminden çıkan listelerde de yeteri kadar kadın yok. Hatta bence utanılacak kadar az sayıda kadın ya da az oranda, düşük oranda kadın var. Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilen listelere göre Cumhuriyet Halk Partisi 148, İYİ Parti 135, AKP 113 ve MHP 84 kadını milletvekili adayı gösterdi. Kadın dernekleri 14 Mayıs seçimlerinde kadınları ciddiye almayan hiçbir parti bizden oy beklemesin açıklaması yaptı deniliyor. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden gidelim. 600 sandalyeye talip oluyorsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 sandalyeye talip oluyorsun. Bunun sadece 148'ini kadınlara layık görüyorsun. Peki hiç olmazsa 300 kadın aday çıkaramıyor musun? Ben eminim. Değil 300, 3000 ya da 30.000 kadın, istekli kadın mevcuttur Cumhuriyet Halk Partisi'nin de saflarında. E hani nerede? 148 aday göstermiş. İyi Parti. Hem de genel başkanı bir hanımefendi. Meral Akşener 135 aday göstermiş. Adalet ve Kalkınma Partisi tamam hadi kadına çok fazla değer vermeyen bir parti diye biliniyor. Onlar da 113, MHP 84 kadını milletvekili göstermiş. Gerçekten bütün liderlerin hani şapkalarını, takkelerini neyse keplerini önlerine koyup düşünmesi gereken bir gerçektir. Ciddi bir ayıptır Türk demokrasisi için. Yan yana bir takım fotoğraflar var. Yani öne çıkan ve dünden beri çok konuşulan adaylar, listelerdeki adaylar. Sevgili kardeşim Can Atalay, tip milletvekili adayı olmuş, Gezi davasından tutuklu. Mustafa Sarıgül sürpriz bir şekilde Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı, Erzincan'dan Cumhuriyet Halk Partisi adayı. Fuat Yıldırım hani o Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde Gezi direnişi sırasında ayaklarıyla girdiler, içki içtiler camiye yalanını çürüten oranın imamıydı. O caminin imamıydı. Fuat Yıldırım da CHP'den aday gösterildi. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın çok uzun süre en çok konuşulan siyasetçisi, belediye başkanı Doktor Eşref Fakıbaba da İyi Parti'nin Ankara listesine girdi. Aylar önce biliyorsunuz İyi Parti'ye katılmıştı eski AKP'li. Zekeriya Yapıcıoğlu Hüdapar'ın genel başkanı, o da AKP'den İstanbul milletvekili adayı gösterildi. Hulki Cevizoğlu Ankaralı tanınmış gazetecilerden biri, o da AKP'nin milletvekili aday listesine girdi. Ve Gökhan Zan eski milli futbolcu, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın işte öteki başka takımların da ünlü futbolcusu, Hatay'daki depremin ilk saatlerindeki o feryadıyla oradaki yıkımı Türkiye'ye en iyi şekilde anlatılmasına yardımcı olan o feryatların sahibi, sesi Gökhan Zan geçtiğimiz günlerde de İyi Parti'ye katılmıştı. İyi Parti de onu aday gösterdi. Onu da duyuruyor Cumhuriyet Gazetesi. Sözcü Gazetesi partilerde liste depremi diye bir başlık atmış. Seçime 35 gün kala vekil adayı listeleri sunuldu, kıyamet koptu diye bir başlık atmışlar. AKP'de büyük yaprak dökümü,
İşte Binali Yıldırım'ın, Mustafa Şentop'un listelerde yer almaması meselesi. Ya yani bunlar da artık bilmem kaç bin senedir listelerde yer alıyorlar. Artık hani bu sefer de yer almasınlar, bir yaprak dökümü değil de bu gereklilik diye nitelendirilebilir. CHP vekillik dağıttı diye Saadet'e, DEVA'ya, Gelecek Partisi'ne ve Demokrat Parti'ye listelerde tam 59 milletvekilliği verilmesi meselesi var. Yani hani liste depremi derken partilerin içindeki yaygın tartışmaları değiniyor. İşte Cumhur'da, Cumhur İttifakı'nda Hüdapar'ın söylemi çatlak yarattı deniliyor. Büyük Birlik Partisi o konudaki sızlanmasını dile getirmiş. Zehra Taşkesenlioğlu ile iki bakanın listeye girememesi de yine dünkü liste haberleri içinde en çok tartışılmaya, konuşulmaya değer konu başlıkları arasında. Nasıl bir ekonomi gazetesinin manşeti, dövizde günlük ihtiyacı kapalı çarşı karşılıyor diye bir başlık atmışlar manşete. Arzda yaşanan sıkışıklık kapalı çarşıyı döviz alım satım işlemlerinde operasyon merkezine dönüştürdü. Şirketlerin yanı sıra Merkez Bankası ve kamu kuruluşları da ihtiyaçları olan dövizi çarşıdan topluyor denilmiş. Yeni Nasıl bir ekonomi gazetesinin birinci sayfasını göremiyoruz. Onu defalarca söylediğimiz halde arkadaşlar herhalde bulamıyorlar bir yerden. Onu bundan sonraki sabahlarda görmek istiyoruz ekranda. Diğer gazeteler gibi diye buradan montaj servisine saygılarımı göndermiş olayım. Yarın sabah nasıl bir ekonomi gazetesini istiyorum ekranda arkadaşlar. Karar Gazetesi, gençler dinden soğudu diye bir başlık atmış. Hükümet seçim öncesi dini hassasiyetlere dokunan söylemlerini artırırken Davutoğlu gençleri İslam'dan soğutan politikalara işaret etti denilmiş. Milli Gazete, Yemen'de barış havası. Yıllardır büyük bir dram yaşayan İslam dünyasının arada kalan ve adeta unutulan bölgesinde güzel gelişmeler yaşanıyor diye o haberi manşetten vermiş ama sür manşette de dünkü listelere ilişkin haberleri sunmuş. Aday listeleri YSK'ya sunuldu diye bir haber. Orada Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy'un AKP'den aday olmadığı meselesi var. Haftalar önce yazıldıydı bu. Biz istemiyoruz adaylık diye bir talepleri olmuştu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın da onların bu taleplerine rağmen hayır siz de gireceksiniz, milletvekili olacaksınız diye bir baskısından söz edilmişti. Ama hani yayının başında Sayın sevgili Zeynep Gürcanlı'nın da söylediği gibi kendi işlerine dönmeyi tercih etmişler. Biri hastane işte medikal işlerle, ötekisi de turizm işlerinde daha fazla vakit ayırmak üzere oraya dönme kararı almışlar. Saadet adayları belli oldu diye de sürmanşetten Milli Gazete, biliyorsunuz Saadet Partisi'nin yayın organı olarak biliniyor. Haklı olarak onlar da kendi adaylarını birinci sayfadan sunmuşlar. Liste şifreleri, Hürriyet'in manşeti böyle. Milletvekili adayları belli oldu patlangıcıyla sunmuşlar. Cumhur İttifakı, Erdoğan, Bahçeli, efendim YSK'da liste trafiği vardı diye o listelerin teslim edildiği andan bir fotoğraf var. Bir de Millet İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafları var. Yine o konuşulan, çok tartışılan, zikredilmeye değer isimlerinde çevresinde dönen tartışmaları da birinci sayfasında yer vermiş Hürriyet gazetesi. Bir de Kartal Uçuyor diye bir başlık var sayfanın alt kısımlarında. Nathan Redmond'un gol sevincini içeren haber. Beşiktaş'ın 3-1'lik dün İstanbul'daki Giresunspor galibiyeti haberi. Onu atlama mümkün değil yani. Dün görkemli bir galibiyet aldı Beşiktaş. Milliyet'te logonun hemen altında vermiş. Kartal seriye bağladı diyor. 4 maçtır Beşiktaş galibiyetle devam ediyor. Milliyet'in manşeti şimdi söz seçmenin şeklinde, partiler adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdiler şeklinde. Posta gazetesi büyük değişim diye söz etmiş dünkü listelerin sunulması haberinden. Seçime 34 gün kala 26 parti milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu. AK Parti 3 dönem kuralını tavizsiz uyguladı. 65 milletvekili aday gösterilmedi. 17 bakandan 15'i milletvekili adayı oldu diye bir takım konu başlıklarını sıralamışlar. Sabah gazetesinde kıbleyi bilmeyene millet dersini verir şeklindeki sözlerine yer verilmiş Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta milletim bildirecek diyor. Hala seccadede.
Hala o din istismarında. Hala seccadenin dini bir obje olduğu tezini, haksız tezini savunmanın yolunda. Başka sermaye kalmadı demek ki. Akşam gazetesi dersini millet verecek diyen Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yüklenmesine yer verilmiş. AK Parti'de büyük değişim diye sunuluyor listelerdeki o değişim. Muhalefet listeleri toz duman demiş bir karı koca hanımefendi ve beyefendinin Erdoğan Toprak'ın Cumhuriyet Halk Partisi listesinden sayın eşi Ece Güner Toprak'ın da İYİ Parti'den berdel yaptılar diye vermiş adaylıklarını. Yeni Şafak gazetesi listeler tamam sıra sandıkta, AK Parti'de büyük değişim diye bir manşet atmış. Türkiye gazetesi değişti ve gençleşti diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençleştiğinden bahsediyor. Yeni Akit gazetesi zilletin listesinde Pensilvanya izi diyor. Namık'tan Sadullah Ergin gibi isimleri saymışlar bu arada. Başka isimleri de tartışmalı hale getirmişler. Aydınlık gazetesi seçime girmeyen HDP seçim yardımı aldı. 360 milyon nerede diye bir sorgulama yapıyor. Bence o 360 milyonu 180 milyonunu verin Doğu Perinçek'e, böyle manşetler atmaktan sıkılmıştır o da. Harcasın o da nereye harcıyorsa. Diğer iki gazeteye de bakalım. Gazete Pencere seçim şimdi başladı diye söz ediyor. Listelerin sunulmasından CHP'de ışıklar hiç sönmedi diyor. Son gecenin o olağanüstü hareketliliğinden bahseden manşette. Ve İkinci Yüzyıl gazetesi de ekonomide gerilim tırmanıyor demiş. Yani seçim, listeler filan, ama unutulmasın ekonomide de böyle bir gerilim hattı yaşanıyor demeye getirmiş. Medyaterapiye bugünlükte burada noktayı koyalım. Yarın sabah saat 11'de KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında yine medyaterapide buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.